Evet, açık sistemlerle devam edeceğiz dedik. Arkadaşlar, kapalı sistemlerdeki yaptığımız işlemleri açık sistemler içinde yapacağız. Buradaki fark, kütleyle enerji giriş çıkışı işte sistem sınırında meydana gelecek. Bunu da dikkate alacağız. Bizim termodinamikte öğrendiğimiz en önemli nokta şu, bir sistemimiz var ve bu sistemin bir sınırı var. Tabii ki dışarıda da çevre var. Bu sınırı delen enerjiler bizim için önemli. İş giriş çıkışı olabilir, elektrik işi olur, pervane işi olur, sınır işi olur. Bunu güzelce öğrendik. Sınır işi üstünde de çok çalıştık. Isı giriş çıkışı olabilir. Sistemle çevre arasında sıcaklık farkı varsa ve yalıtımlı değilse sistem sınırı, ısı giriş çıkışı olur. Bu ısı giriş çıkışı olmasa zaten iş elde edilmez. Onu da sınır işinde gördük. Q giren varsa ve çıkan vardı veya soğutma işleminde tersi olabilirdi. Bu çerçevede kütleyle enerji geçişine de bakacağız. Sistem sınırı denen kütle giriş çıkışı olacak. Bu çerçevede sistem nasıl değişiyor? Yapacağımız işlemlerde ne değişecek? Onu ayrıntılı olarak ele alalım. Arkadaşlar, kütleyle enerji giriş çıkışı varsa kütle demek, yani kütlesel debi demek bir bakıma. Debiyle akışkanı biz debisiyle modelleyeceğiz. Kütleyle enerji giriş çıkışı akışkan hareketini gerektiriyor. Akışkan hareketi ise debi. Türkçe'de verdi de deniyor arkadaşlar debiye. Debiyle modellenecek. O zaman bir debiyi hatırlayalım. Biz akışkanlar mekaniğinde olsun, ısı transferinde olsun, termodinamikte olsun debiyi kullanacağız, kullanıyoruz. Kütlesel debi ve hacimsel debi kullandığımız iki debi türü. Kilogram bölü saniye ve metreküp bölü saniye biriminde debileri alacağız. Gördüğünüz gibi birim zamana göre değişen kütle miktarı veya hacim miktarı olarak karşımıza çıkıyor. Kütlesel debiyi her zaman m üzeri nokta olarak göstereceğiz. Nokta işte zamana göre değişimi gösteriyor. Hacimsel debiyi v üzeri nokta olarak göstereceğiz. Bazı kitaplar Q olarak da gösteriyor. Bu Q ısıyla karışmasın diye biz hacimsel debiyi v üzeri nokta olarak gösteririz. Ama dediğim gibi Q'da da gösteren kitaplar var. Önemli olan birim. Metreküp bölü saniye hacimsel debi, kilogram bölü saniye kütlesel debi. Akışkanlar mekaniğinde kütlesel debi ve hacimsel debi ayrıntılı olarak işlenir. Biz şu şekilde anlatmaya çalışalım. Biz açık sistemlerle çalışıyorsak sisteme bir boruyla, bir kanalla akışkan girişi veya çıkışı olacak. Veya biz bu borunun kendisini de sistem olarak ele alırsak bu sistem bizim için kontrol hacmi olacak açık sistemlerde. Kontrol hacmi diyoruz açık sistemlerde sisteme. Bu kontrol hacminin kontrol yüzeyleri var. Bu kontrol yüzeylerin delen enerji giriş çıkışları var. Burada kontrol yüzeyini örneğin M1 kütlesel debisinde bir akışkan delmiş ve V1 hacimsel debisinde delmiş olsun. İster kütlesel debi ister hacimsel debi duruma göre kullanırız. Çıkışta da M2 ve V2 ile yine kütlesel ve hacimsel debileri gösterebiliriz. Bir giriş bir çıkış olabilir. Sadece bir giriş olabilir. Sadece bir çıkış olabilir. Çoklu giriş çoklu çıkış olabilir. Sonuçta açık sistemde hangi elemanla hangi sistemle çalışıyorsak ona göre sistem sınırından enerji kütleyle enerji giriş çıkışı olabilir. Kütlesel debiyi biraz açalım. Arkadaşlar dediğim gibi akışkanlar mekaniğinde ayrıntılı olarak anlatılır. Yoğunluk, kesit alanı ve hız. Buradaki V hız tabii ki bize kütlesel debiyi verecek kilogram bölü saniye biriminde. V'ye bakarsak kanal ve boru içi ortalama hız diyor metre bölü saniye biriminde. Arkadaşlar içinden genellikle sıvı geçiyorsa biz ona boru sıvı geçen elemanlara boru diyoruz. İçinden genellikle gaz geçiyorsa ona da kanal diyoruz. Ama bazı gazlar boru içinden de gönderiliyor. Kanalla boru arasındaki fark bu. Tabii borunun bir çapı var. Kanalın bir kesiti var. Bu dikdörtgen kesit veya kare kesit veya oval kesit olabilir. Ama D çapına sahip bir elemana biz boru diyeceğiz. Neyse kanalla boru için kısaca bunu söyleyebiliriz. Kanalın borunun kesit alanı metrekare olarak devreye giriyor. A ile gösteriyoruz. Boru ise zaten D çapı bize verilir. Kanal ise şekli kare mi, dikdörtgen mi, kesiti neyse o bize verilir. Ona göre biz kesit alanını ele alırız.
Akışkanın yoğunluğu bizim için önemli. Kilogram bölü metreküp biriminde sıvı arkadaşlar, sıvı geçiyorsa boru içinden biz yoğunluğu varsa tablolardan sıcaklığa göre okuyacağız. Tabii ki sıcaklığa göre bu yoğunluk okunur. Tablolarda özgül hacim varsa yoğunluk özgül hacmin tersi olarak alınacak sıvılar için. Gazlar için arkadaşlar varsa tablolarda, hani sadece hava için, özel durumlar için var. Ama şunu çok iyi bileceğiz ki gazlarda yoğunluk, sıcaklık ve basıncın fonksiyonu. Bazen hava için bir atmosfer basınçta sıcaklığa göre bir tablo var. Ama bizim havanın basıncı farklıysa o zaman hesaplayacağız tabii ki. Hesabına da biraz sonra bakacağız. Gazlarda basınca ve sıcaklığa göre yoğunluğu alacağız. Tabii gaz buhar değil demişim. Sonuç olarak buharla, kızgın buharla gaz farkını da bileceğiz. Onu da geçmişte konuşmuştuk. Yeri geldiğinde yine konuşuruz. Arkadaşlar gazlarla örneğin karbondioksitle çalışıyorsak, havayla çalışıyorsak bunlar ideal gaz. PV-MLT'yi çok iyi şekilde biliyoruz. Jül biriminde düzenlenmiş PV eşittir MLT eşitliği. Burada her tarafı M'ye bölersek P küçük V eşittir RT'yi elde ediyoruz. Dediğimiz gibi buradaki küçük V özgül hacim, bunun tersi yoğunluk. O zaman biz yoğunluk dizisinde yazarsak bu P eşittir Rho RT oluyor. Bizim için bu eşitlik önemli. P eşittir Rho RT. Çünkü yoğunluk lazım olacak debi hesabında, kütlesel debi hesabında yoğunluğu buradan çekeceğiz gazlar için. P bölü RT olarak. P Pascal biriminde basınç, T Kelvin biriminde sıcaklık, R tablolardan gaz sabiti olarak alınacak birimi jül bölü kilogram Kelvin olacak. Buradan Rho'yu kilogram bölü metreküp olarak elde edeceğiz. Evet, Rho eşittir 1 bölü V. Bunu biraz önce konuştuk. Kütlesel debiyi biz Rho AV olarak gösterebileceğimiz gibi tabii ki 1 bölü V, yani küçük V, özgül hacim, çarpı A çarpı V olarak da gösterebiliriz. Bu hatırlatma bilgileri çerçevesinde şunu da hatırlatalım. Akışkanlar mekaniğinde dediğimiz gibi ayrıntılı olarak işlersiniz veya işlediniz bu konuyu. Arkadaşlar biz boru içi ve kanal içindeki hızı ortalama hızı olarak alıyoruz. Çünkü akışkan borunun iç yüzeyine yapışıyor. Sürtünmeden dolayı burada hızı sıfır oluyor. İç yüzeyde hızı sıfır, ortaya doğru maksimum hıza erişiyor. Belli bir hız dağılımı oluşuyor yani boru ve kanal içinde. Ama bu hız dağılımına ait ortalama hızı biz kullanıyoruz. Ve bu ortalama hız da akışkanı gönderdiğimiz hıza eşit oluyor. Zaten biz bu termodinamik dersinde bu borunun içine gönderdiğimiz akışkanın hızını alacağız. O da ortalama hızı eşit olacak. Biz hızı V ortalama olarak değil de kısaca V olarak da gösterebileceğiz. Tabii ki A da A kesit alanı, yani şuradaki kesit alanı olacak. Hacimsel debiye baktığımızda o birimi metreküp bölü saniye, yani hız çarpı alan veya kesit alanı tabii ki bu. Bu da ortalama hız ama biz hız çarpı alan diyeceğiz. Bu çerçevede hacimsel debiyi hesaplayacağız. Neden kütlesel debi, neden hacimsel debi? Onu biraz sonra da konuşuruz. Sıkıştırılabilir veya sıkıştırılamaz akışkanlarda debileri göz önüne biraz sonra alırız. Kütlesel debiyle çalışacağız dedik. Kütlesel debi ile hacimsel debi arasındaki ilişki ne? Kütlesel debi eşittir hacimsel debi bölü özgül hacim veya rho çarpı, yani yoğunluk çarpı hacimsel debi. Hacimsel debi neydi? V çarpı A'ydı. Zaten V çarpı A'yı rho ile çarptığımızda kütlesel debiye erişiyoruz. Arkadaşlar şu bilgiyi de ele alalım. Bu da önemli. Bizim sistemimiz sıvı artı gazsa, yani sıvı veya gazsa her ikisi içinde ve bir giriş bir çıkış varsa M1 eşittir M2 yazabiliriz kütlesel debi açısından. Yukarıdaki şekildeki gibi bir giriş bir çıkış olsun. İçeride gaz varsa M1 eşittir M2 yazabiliriz. İçeride sıvı varsa M1 eşittir M2 yazabiliriz. Yani sıvı ve gazda kütlesel debi kullanmamız herhangi bir yanlışlığa sebep olmuyor. Birçok giriş, birçok çıkış varsa tabii ki kütlesel debilerin
giren kütlesel debilerin toplamı çıkan kütlesel debilerin toplamına eşit olacak. Sıvı ve gazda kütlesel debiyi kullanabiliriz rahatlıkla. Sistemimiz sadece sıvı ise kütlesel debiyi veya hacimsel debiyi kullanabiliriz. İşte sıkıştırılamaz akışkan olarak alacağız biz sıvıları. Belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz akışkan olarak alıyoruz. Bu çerçevede yani Rho1 eşittir Rho2 oluyor sıkıştırılamaz akışkanlarda. V1 eşittir V2 oluyor. Bunun üstünde nokta yok. Buraya yanlışlıkla yazmışım. Bu özgül hacmi gösteriyor. Şu kütlesel debiyi gösteriyor. Yani bunun üstünde nokta yok. Özgül hacmi açısından arkadaşlar girişin özgül hacmi yaklaşık çıkışın özgül hacmine eşittir. Sıkıştırılamaz akışkanlarda, sıvılarda yoğunluk içinde aynı şeyi söyleriz. O zaman hacimsel debiler de birbirine eşit olacak. Rho'lar eşitse. Kütlesel debiler için zaten yukarıda konuştuk hem sıvılar hem katılar için. Pardon hem sıvılar hem gazlar için fark etmiyor. Sistem sadece gazsa arkadaşlar. Yani gazları yukarıda yazdık ya M1 eşittir M2 yazabiliriz. Ama gazlar sıkıştırılabilir elemanlar olduğu için V1 eşittir V2 yazamayız. Çünkü yoğunluklar o zaman sıkıştırılabilir akışkanlarda değişecek. Yine şunun üstünde nokta olmayacak yanlış yazmışız. Özgül hacimler birbirinden farklı. Yoğunluklar birbirinden farklı. Bu çerçevede hacimsel debiler birbirinden farklı olacak. Yani bu durumu bilelim. Gerektiğinde kütlesel debimi, hacimsel debimi kullanacak isek gazlarda şu bilgiyi göz önüne alalım. Problemlerde bunu vidayla alacağız. Açık sistemlere başladık. Termodinamiğin birinci yasasını işleyeceğiz açık sistemlerde. Ama açık sistemlerle çalışıyorsak karşımıza sıvı veya gaz giriş çıkışı sisteme sıvı veya gaz giriş çıkışı karşımıza çıkacak. O çerçevede kütlesel debi veya hacimsel debiyle çalışabileceğiz. Arkadaşlar tabii ki kütle giriş çıkışından bahsediyorsak mutlaka kütlenin korunumundan da bahsedeceğiz. Bu çerçevede yine M giren ve M çıkanı alalım. Sadece kütle olarak yani kilogram olarak burada almışım. İsterse kilogram bölü saniye olarak da alabiliriz. Sistemimiz kontrol hacmi. Sınırlar kontrol yüzeyi. Bu sınırdan giren kütle var. Bu sınırdan veya kontrol yüzeyinden çıkan kütle var. Kütlenin korunumu gereği ne yazarız? Tek giriş, tek çıkış varsa M giren eksi M çıkan delta M kontrol hacmi. Yani kontrol hacmi içinde kütle birikimi veya azalışı veya artışı varsa delta M'yi kontrol hacmi için göz önüne almak durumundayız. Kontrol hacmi yani sınır içinde kütle sabit kalıyor mu kalmıyor mu? Burada artış azalış var mı? Bununla ilgili örnek çözeceğiz zaten. O zaman delta M'yi göz önüne alacağız kontrol hacmi için. Sınırda kontrol yüzeyinde ise bu durumu göz önüne alacağız. Arkadaşlar bunu kilogram biriminde yazdık. Kilogram bölü saniye biriminde yazarsak üzeri nokta olacak zaten. M giren eksi M çıkan üzeri noktalı. O zaman kütlenin zamana göre değişimi, kontrol hacmindeki kütlenin zamana göre değişimi de göz önüne alacağız. Bunu ne zaman göz önüne alacağız, ne zaman almayacağız? Problemlerle onu halledeceğiz. Arkadaşlar burada diferansiyel olarak gösterdik. Yani dm bölü dt. Biz bu db'yi rho çarpı dv olarak da gösterebiliriz. Kütle nedir? Yoğunluk çarpı hacim. Diferansiyel formda nedir? Dm eşittir. O zaman rho çarpı dv. Bu rho değişmiyorsa, örneğin sıkıştırılamaz akışkan olsun, değişmiyorsa rho bu şekilde sabit olarak kalabilir. Esas önemli eşitliğimiz, yani kütlenin korunumu temel eşitliği akışkanlar mekaniği dersinde bu ele alınır, bu şekilde yazılıyor. Biz bu tabii diferansiyel veya integral formunda ele almayacağız ama bilelim. Örneğin kontrol hacmindeki kütlenin değişimi. Kütleyi biz rho çarpı dv olarak yazabiliriz demiştik. Bu kontrol hacmindeki bu kütle değişiyorsa bunun integrali yani toplamının zamana göre değişimini bu şekilde gösterebiliriz. Kontrol hacmi için. Bu rho'yu dışarı çıkartırız veya çıkartamayız. Dediğimiz gibi integral içinde kalıyorsa hacme bağlı olarak değişen ifadesini elde etmek zorundayız. Kontrol hacmi için yazacağımız bu. Kontrol yüzeyi için yazacağımız bu. Yoğunluk integralin içinde. Hız, tabii vektörel hız. O zaman vektörel hızı alıyorsak yüzeyin normalini de vektör olarak alıyoruz ve kesit alana göre değişimi göz önüne alıyoruz.
kontrol yüzeyi ve kontrol hacmi için bunları yazıp toplamını sıfıra eşitlediğimizde bu kütlenin korunumu eşitliğidir. Esas matematik formu bu. Ama biz onu basitleştiriyoruz. Örneğin sürekli akışta, sürekli akış ne demek? Girenle çıkan birbirine eşit. Toplam yani M giren eşittir toplam M çıkan. O zaman burası sıfır oluyor. Kontrol hacminde bir birikim, azalış, bir değişim olmuyorsa burası sıfır. O zaman elimizde bu kalıyor. Bunu da biz M giren eşittir M çıkan olarak yazabiliriz veya ikisinin toplamı eşittir sıfır olarak yazabiliriz. Biz daha çok bu eşitliği kullanacağız. Veya yukarıda gösterdiğimiz şu eşitliği kullanacağız arkadaşlar. Evet, güzelce bunu anlatmaya çalıştık. Her anlattığımızı örnekle destekleyelim. Uçaklardaki jet motorunu basitçe arkadaşlar göz önüne alalım. Uçak hızı 250 metre bölü saniye olsun. Burada bir jet motorunu çok basit olarak ele alalım. Arkadaşlar, jet motorunu şöyle modellersek, önce şurasını göz önüne alalım. Kontrol yüzeyinden içeriye bir hava girişi var. Belli bir sıcaklıkta, belli bir basınçta, hızda ve debide bu değerler bize verilmiş. Kontrol yüzeyinden bir çıkış var. Bu çıkış yakıt artı hava karışımı. Neden? Bir taraftan biz havayı alıyoruz, bir taraftan yakıtı alıyoruz, karıştırıyoruz. O zaman yakıt da M yakıt olarak şu kontrol yüzeyinden giriş yapsın. Çıkışa baktığımızda yakıt artı hava karışımı belli bir sıcaklıkta, belli bir basınçta, hızda ve debide. Arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi burada basınçları eşit vermiş. Yani şurada atmosfer basıncı, şurada atmosfer basıncı. Tabii belli bir yükseklikte jet motoru, buradaki atmosfer basıncı bu. Bunları eşit almış. Neyse onu biraz sonra da konuşuruz. Ama bizim sistemimiz buysa, basitçe jet motoru buysa, bu sisteme, bu kontrol hacmine iki noktadan giriş, bir noktadan çıkış var. Ve şu akım çizgisi boyunca bu kütle hareket ediyor. Tabii bu akım çizgisi kavramını yine akışkanlar mekaninde ayrıntılı olarak ele aldınız veya alacaksınız. Sistemde depolanan kütle yoksa, bu içeride depolanan kütle yok. O zaman arkadaşlar kütlesel debi veya hacimsel debiyi göz önüne alabiliriz. Eklenen yakıt miktarı nedir demişim ben kütlesel debi için. Giriş ve çıkıştaki hacimsel debiler nedir? İkisini de hesaplayalım. Tamam. Sistemde depolanan kütle yoksa kütlesel debi ve hacimsel debi göz önüne alarak bir hesap yapalım. Giriş ve çıkışın kesit alanları nedir demişim. Tamam, burada sorulanları cevaplamaya çalışalım. Çünkü biz biraz önce kütlesel debi ve hacimsel debiden bahsettik. Bunları sayısı olarak nasıl modelleyebiliriz? Bu jet motoru kapsamında ele alalım. Arkadaşlar biz kapalı sistemlerde önce enerjinin korunumunu veya enerji dengesi eşitliğini yazıyorduk. Şimdi karşımıza bir de kütlenin korunumu eşitliği çıktı. Bu eşitliği de mutlaka açık sistemlerde yazacağız. Bunun temel eşitliğini biz toplam M giren eksi toplam M çıkan eşittir DM kontrol hacmi bölü DT olarak yazacağız. Temel eşitliğimiz bu. Şuradan devam edelim. Sürekli akış. Bu jet motoruna kütleler giriyor ve çıkıyor. İçeride bir birikim yok. O zaman sürekli akışta burayı sıfır alacağız. Kontrol hacminde kütle artışı azalışı yok. Kontrol hacminde depolanan kütle yok. Tamam, burası o zaman sıfır. Ama M girene bakalım. M1 var hava, M yakıt var. Tamam, bu ikisi giriyor. Tek çıkış var M2. Yakıt artı hava karışımı. O zaman kütlenin korunumunu temel olarak şu eşitlik halinde yazdık. Bizim bu problemde özel olarak durum ne? M1 artı M yakıt eksi M2 eşittir sıfır. Tamam. M1 kütlesel debisi verilmiş. 60 kilogram bölü saniye. M yakıt bilinmiyor. Tamam, bilinmeyenleri buradan sağlayacağız. Bilinir hale getireceğiz. M2 ise eksi 61 kilogram bölü saniye vermiş. O zaman yakıt bizim 1 kilogram bölü saniye olarak elde ediliyor. Eklenen yakıt miktarı veya debisi, yakıt debisi 1 kilogram bölü saniye.
60 kilogram bölü saniyelik havaya biz 1 kilogram bölü saniyelik yakıtı ekliyoruz ve bu 61 olarak zaten dışarı çıkıyor. Sonra da debileri hesaplayın demişti. Hacimsel debiyle devam edecek olursak, hacimsel debi arkadaşlar kütlesel debi bölü yoğunluk. Bakın sonra da debileri hesaplayın diyor. Sadece yakıt kütlesel debisi belli değildi. Onu hesapladık. Ama hacimsel debileri biz verilen, sonra da verilen kütlesel debilerden hesaplayabiliriz. O da kütlesel debi bölü yoğunluğa eşit. Gazlarla çalışıyoruz bu soruda. O zaman havayla çalışıyoruz örneğin. Rho1 nedir? P1 bölü RT1 olarak yazılabilir. Arkadaşlar burada havayla çalışıyoruz, yakıtla çalışıyoruz. Hava artı yakıt karışımı için özelliklerimiz, havanın özellikleri alacağız. Biraz sonra da konuşuruz. Çok ayrıntıya girmeden soruyu çözüyoruz. P1 verilmiş. R havanın tablodan alacağız. Arkadaşlar 0,282 kilojoule kilogram kelvin. Burası kilojoule, burası kilopascal. Tamam, birimlerde sorun yok. T1 eksi 50 derecede giriyor. Bunu 270.15 kelvin ile toplayacağız. Rho1 giriş yoğunluğu 0.468 kilogram bölü metre küp. Çıkış yoğunluğunu da hesaplayalım. Ne değişiyor? Arkadaşlar çıkış sıcaklığı değişiyor burada. Basınç değişmemiş, tamam. R zaten değişmez. Dediğim gibi R bir karışım ama hava artı yakıt karışımının özelliklerini yaklaşık hava özellikleri olarak alacağız. Bu sonucu çok fazla etkilemiyor. Ayrıntılı hesap yapmayacaksın. Sıcaklık 300 artı 270.15 kelvin. Tamam. Rho2 0.182 kilogram bölü metre küp çıkıyor. Bakın. Rho1 0.4. Rho2 0.1. Yaklaşık 0.2. Bu yaklaşık 0.5. Yani arada fark var. Sıcaklıklar değiştiği için fark var. Basınçlar da değişseydi yine bu farkı, yani sonucu etkileyecekti. O zaman hacimsel debiler eşit olmayacak tabii ki. V1 hacimsel debisi 60 kilogram bölü saniye bölü yoğunluk. O zaman 128.205 metreküp bölü saniye. V2 ise 61 kilogram bölü saniye. Yoğunluk değişti 0.182 kilogram metreküp. O zaman V2 hacimsel debisi gördüğünüz gibi 335.165 metreküp bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Kütlesel debiler değil de hacimsel debileri göz önüne aldığımızda buradaki gazlardaki hacimsel debilerdeki farkı görebiliyorsunuz. Kütlesel debilerde fark olmayacak. Yoğunluğa göre rho çarpı V çarpı A olarak kütlesel debi hesapladığımızda fark olmayacak. Evet. Tamam. Yoruma bakalım. Belli bir yükseklikte uçan uçağın bulunduğu konumun atmosfer basıncı 30 kilopascal olarak verilmiştir ve hava bu basınçla sisteme girmekte, bu basınçla sistemden çıkmaktadır. Çıkışta hava artı yakıt karışımı vardır. Bu karışım ideal gaz olarak alınabilir. Gaz sabiti bu örnekte havanın gaz sabiti olarak alınmıştır diye de bilgi olarak eklemişim arkadaşlar. Dediğimiz gibi hacimsel debilerdeki farkı gördük. Kütlesel debileri zaten vermiş. Biz sadece yakıtın kütlesel debisini 1 kilogram bölü saniye olarak hesapladık. Bu çerçevede 60 kilogram bölü saniye, mesela bu 61'i karşıya atarsan ve yakıtı da karşıya atarsan yine 60 kilogram bölü saniye çıkıyor. Yani biraz önce ben kütlesel debiler aynıdır dedik. Dedim ya, onu da bu çerçevede ele alabiliriz. Arkadaşlar kesit alanı hakkında da biraz çalışın demiş soru. Giriş kesit alanına bakalım. O zaman işte bak burada kütlesel debiler devreye giriyor. Rho1, V1, A1 olarak alırsak burada bilinmeyen A1'i çekebiliriz. 60 kilogram bölü saniye. Yoğunluk, girişin yoğunluğu 0.468 kilogram bölü metre küp. Girişin hızı 250 metre bölü saniye. O zaman buradaki kesit alanı 0.513 metre kare olarak çıkıyor. Yine şekle bakarsak. Evet, şuradaki kesit alanı. Şu kesit alanı, şu ikinin kesit alanından büyük olacak. Çıkış kesit alanı
kütlesel devre çıkışın eşittir rho 2 v 2 a 2. 61'di bizim çıkıştaki kütlesel devrimiz. Yoğunluğumuz bu. Çıkış hızı bu. Tamam. A2 bilinmiyor. 0,335 metrekare. Bakalım A1'den küçük. Tamam. Arkadaşlar ileride bunu konuşacağız. Çıkış kesit alanı küçük olduğu için burada hız artmış. 250'den 1000'e gelmiş. Amaç hızı arttırmak ise A1 ve A2 alanlarını bu şekilde seçebiliriz. Evet, başka bir önemli örnek. Küresel bir balonu bu sefer göz önüne alalım. Küresel balonda küresel balon havayla dolduruluyor. Bu kapsamda bize de soruluyor bakalım. D1 5 metre, hava giriş çapı D1 metre. Arkadaşlar küresel balonda şurada havayı biz küresel balonun içine yollayacağız. Buradaki girişe bir boru yerleştirdiğimizi düşünelim. Bunun çapı 1 metre. Ama bizim küresel balonun çapı 5 metre. Hava giriş hızı 3 metre bölü saniye. P1 eşittir P2 120 kilopascal. Sabit basınçta biz bu işlemi yapıyormuşuz. T1 eşittir T2 demişim. Yani biraz ısınır ama T1 yaklaşık T2 olsun. 20 derecede biz sabit sıcaklıkta çalışalım demişiz bu soruda. Balon çapı D2 17 metre oluncaya kadar bu hava girişini sağlamışız. Bu ama geçen süreyi soruyor bize. D2 eşittir 17 metre olması için geçmesi gereken süreyi saniye olarak hesaplayın diyor. Biz burada mühendislik yaklaşımı yaptık. Ne yaptık? Balonu küre kabul ettik. Sıcaklık bir miktar değişir. Onu sabit aldık. Sonuç olarak ölçebiliriz de. Neyse onu sabit almışız. O zaman hal 1'e bakalım. Balonun çapı 5 metre. V1 giriş hızı 3 metre bölü saniye hava için tabii ki. Hava basıncı 120 kilopascal. T1 20 derece santigrat. Bu verilen bilgiler bize yetiyor. Rho1'i hesaplamak için. Bunu çalıştık zaten. P1 bölü RT1'den hesaplayacağız. Girişteki yoğunluk 1.426 kilogram bölü metre küp. Arkadaşlar bu hesapları ben kendim yapıyorum. Siz de kontrol edin. 1.426 olarak bulmuşum. Girişin debisi rho 1 çarpı V1 olacak. Girişin debisi değil, pardon, kütlesi. Kilogram biriminde zaten yazmışız. Ben yanlış söyledim. Girişin kütlesi rho 1 çarpı V1 olacak. Bu hacim tabii ki. Bu da yoğunluk. O zaman 1.426 kilogram bölü metreküp çarpı V1 hacmi. Onu burada aşağıda açmışız arkadaşlar. Kürenin hacmi. Pi çarpı D küp bölü 6. Kürenin hacmi. 5 metreydi zaten çap. Onun kübünü alacağız. 6'ya böleceğiz. Bu kürenin hacmi. Burada da yoğunluk var. O zaman M1 kütlesi 93.33 kilogram olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu hal 1 için verilen bu bilgilerden yararlanarak biz yoğunluk ve kütleyi hesaplamış olduk. Hal 2'ye bakalım. Çap 17 metreye çıkıyor. Basınçla sıcaklık değişmesin dedik arkadaşlar. Arkadaşlar basınçla sıcaklık değişmesin dediğimiz için rho 2 eşittir rho 1 çıkıyor. Yaklaşık olarak ikisi birbirine eşitmiş. 1.426 kilogram bölü metreküp. Bunu biz söyleyebiliriz. Neden bir daha söyleyelim? Basınç değişmiyor, sıcaklık değişmiyor. O zaman burada sıcaklık ve basınç değişmiyorsa zaten rho 1 eşittir rho 2 olacak bu problemin özelinde. Ama kütle değişiyor. Sonuçta içeriye havayı biz gönderiyoruz. Rho 2 çarpı V2 alacağız. Bu hacim çap 17 metre oluyorsa pi çarpı 17 metrenin kübü bölü 6 hacim. Yoğunluk yaklaşık olarak sabit kaldı diyorsak kütle değişecek. Yukarıda 93.33'tü. Burada artık 17 metre geldiği an çap 3668.3 kilogram olacak. Evet. Hal 2 için de verilen bilgiler kapsamında bu yaklaşımı yapıp bu sonucu elde edebiliriz. Biz bütün bu arkadaşlar işlemleri ne yaptık? Kütleleri ne hesapladık? Sonuç olarak
ne oldu? M2 kütlesiyle M1 kütlesi birbirinden farklı. Sonuç olarak yani çap büyüyor. İçeriye havayı gönderiyoruz biz. Başlangıçta belli bir çapta balon ve belli bir kütlede içeride hava var. Ama onun çapını arttırdığımız an M2 kütlesine getiriyoruz. Ve kilogram biriminde bu farkı elde ediyoruz. Şimdi biz niye bu farkı elde ettik? İşte birim analizi yaparsak, bak karşıya kütlesel debiyi yerleştirirsek kilogram bölü saniye bu kilogram. Bunu delta t ile çarptığın an burada saniyeler gidiyor, burası da kilogram oluyor. O zaman buradan biz zamanı, geçen zamanı bulabiliriz. Birim analizinden bu ikisinin farkını kullandığımızda zamanı bulabileceğimizi, geçen zamanı bulabileceğimizi elde etmiş olduk. O zaman kütlesel debi nedir? Arkadaşlar onu da verilen bilgiler yeterli. Rho 1 A kesit alanı 1 V1'den hesaplayabiliriz. Kütlesel debiyi dedik ya, balona biz bu havayı gönderirken girişe bir boru yerleştirdiğimizi düşünelim. O borunun kesit alanını hesaplayabiliriz. Başlangıçta D eşittir 1 metre olan giriş deliğinden 1.426 kilogram bölü metreküp yoğunlukta hava girmektedir. Zaten şunu hesapladık. Girişteki havanın yoğunluğunu, giriş deliğinin çapı da belli. Oradan kesit alanı da tabii ki belli. Kütlesel debiyi nasıl hesaplayabileceğimizi düşündüğümüzde şu işlemi yapmamız bizim için yeterli olacak. Yoğunluk belli. Bak burada 1 metreyi alıyoruz. Sonuçta bir borudan gönderiyoruz akışları. Pi çarpı 1 metrenin karesi bölü 4. A kesit alanı 1'i bize veriyor. Giriş hızı 3 metre bölü saniye verilmiş. Tamam. Yani debiyi hallettik. 3.36 kilogram bölü saniye. Burada hatırlatma bilgileri her zaman yer alır arkadaşlar benim notlarda. A kesit alanı 1'i tabii ki pi d kare bölü 4'ten hesaplıyoruz. Giriş deliğinin olduğu borudan balona 3.36 kilogram bölü saniye debi ile hava giriyor ve zamanla balonun çapı değişiyor. Balon içindeki hava kütlesi artıyor. Tamam. M2 eksi M1'i yani 3668.3 eksi 93.33'ü buraya yerleştiririz. Kütlesel debiyi de buraya yerleştiririz. 3.36 kilogram bölü saniye. Buradan delta t'yi çekeriz. Arkadaşlar mühendisçe bir hesap yaptık. Mühendisçe bir yaklaşım yaptık ve 1063.98 saniyede bu balonun şişeceğini, yani 17 metreye çapın geleceğini hesapladık. Gerçekten bu birazcık değişebilir, birazcık daha büyük olabilir. Ama mühendisçe bir yaklaşım yaptığımızda biz 1063 saniye çerçevesinde bu işlemi yapabileceğimizi biliyoruz. Mühendisçe yaklaşım yaptık ve problemi bu şekilde modellemiş olduk. Evet, biraz yorulduk. Şimdi bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra daha önemli bilgilerle devam edeceğiz. Herkes saatini kontrol etsin. Ben bakayım 14.45. İşte 14.50 gibi derse, pardon 14.55 gibi derse başlarız.
Hocam orada mısınız?
Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Açık sistemlere bugün başladık. Temel konuları anlatan bir giriş yaptık. Hareketli akışkanda akış işiyle devam edelim. Arkadaşlar fizikten de bildiğiniz gibi bir kütlenin x yönündeki hareketini ele aldığımızda bu kütleyi x1 konumundan x2 konumuna getirmek için belli bir F kuvvetini A kesit alanına uyguluyoruz. F kuvvet olsun Newton, L alınan yol olsun metre, A da yüzey alanı olsun metre kare. Buradan bu kuvvetten işe geçersek tabii ki iş kuvvet çarpı alınan yola eşit oluyor. İşi V ile gösterirsek V eşittir kuvvet çarpı alınan yol jül biriminde. Kuvvet de arkadaşlar biz termodinamikte bunu basınç çarpı alan olarak gösterdik. Tamam. O zaman iş yerine yani iş ifadesindeki F yerine P A'yı yerleştirirsek F yerine o zaman burası P A L oluyor iş için. Tabii ki alan çarpı alınan yol belli bir hacme denk gelecek. O zaman A çarpı L'ye de hacim dersek tabii ki iş P çarpı V oluyor. Bunu sınır işinde de ele almıştık. Kütle bir akışkan ise hani boru içindeki akımı göz önüne aldığımızda bu akışkanı hareket ettirmek için ne kadar iş gerekir? Biz ona şimdi bakıyoruz. Buradaki kütle bir akışkan ise benzer yaklaşımı yapıp bu işi biz P çarpı V olarak yazabiliriz. Aynı piston silindir düzenindeki sınır işine benziyor. Ama biz buna burada akış işi diyeceğiz. Akış işi akışkanlarda boru içi akışta P çarpı V'ye eşit. Biz bunu M çarpı P çarpı küçük V olarak da tabii ki yazabiliriz. Akış işi bizim için önemli. Geçmiş derslerde de kısaca bahsetmiştik bu konuda. Hareketli akışkan belirli bir sıcaklığı vardır. İç enerji içerir. Hareketli akışkan bak boru içinde mesela hareket eden akışkan. Belli bir iç enerjisi var çünkü belli bir sıcaklığı var. Belli bir hızı var, kinetik enerjisi var. Belli bir kod yükseklik farkı var, yani potansiyel enerjisi var. Temel olarak bunları söyleyebiliriz ama bunların üçünden herhangi birini veya ikisini veya üçünü bazen ihmal edebiliyoruz. O da problemin cinsine göre değişiyor. Bunun yanında belli bir basıncı var. İşte basınç varsa akış işi de var. Bunu da kısaca şimdi ele almış olduk. Yani iç enerjisi var. Basıncından dolayı belli bir akış işi var. Kinetik enerjisi var ve potansiyel enerjisi var. Temel olarak şu dördünün toplamını yazabiliriz. Bir boru içinde akan akışkan için, hareketli akışkan için. Jül bölü kilogram biriminde bunları yazabiliriz. Evet, bu arkadaşlar şu dördünü geçmişte ele almıştık zaten. Daha doğrusu U'nun haricindeki şu üçünü ele almıştık. Şimdi U'yu ekledik ve kütle ile enerji geçişi de varsa biz bunu tabii ki kütle ile çarparak bu dördünü kütle ile enerji geçişi için bu yukarıdaki eşitliği bu şekilde değerlendirebiliriz. Ne dedik? Hareketli akışkan için şu dördünün toplamını yazabiliyoruz dedik. Hareketli akışkan demek yani kütle ile enerji geçişine geçişi demek. O çerçevede son eşitliğimizi bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi içeriye bakalım. U iç enerji, akış işini arkadaşlar P çarpı V olarak yazdık. Kütleyi dışarı aldığımız için burada küçük V. Diğerleri aynı. Biz geçmişe de öğrendik. U artı PV'ye biz entalpi diyorduk. İç enerji artı basınç çarpı özgül hacme, özgül entalpi diyoruz. Hepsi küçük harf ise özgül ön adıyla isimlendiriyorduk. O zaman şu yukarıdaki eşitliği biz özgül entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji yani bunlar da özgül. Bu üçünün toplamı olarak yazabiliyoruz. Son hali ne olabilir E kütlenin? M dışarıda olmak üzere özgül entalpi artı V kare bölü 2 yani kinetik enerjinin karşılığı ve potansiyel enerjinin karşılığında G çarpı Z olarak yazabiliriz. İşte kütle ile enerji geçişi için E kütle temel eşitliği bu. Birimi de jül. Tabii ki dışarıda kütle var kilogram. Bunların birimi jül bölü kilogram. Bu çerçevede kütle ile enerji geçişinin ne ait bir eşitlik elde etmiş olduk.
akışkanın entalpisi burada yer aldı. Entalpi de iç enerji artı akış işine eşit. Termodinamiğin birinci yasasını ele aldığımızda enerji analizimizi, enerji dengesi eşitliğimizi her zaman giren eksiye çıkan eşittir delta E sistem olarak yazıyoruz. Jül biriminde de yazarız, watt biriminde de yazarız, jül bölü kilogram biriminde de yazarız ama yazacağımız eşitlik bu. Burası sınırdı arkadaşlar. Açık sistemlerde kontrol yüzeyi. Kontrol yüzeyinde olan olaylar burada. Kontrol hacminde, sınır içinde olan olaylar burada. Buna delta E sistem veya delta E KH yani kontrol hacminde diyebiliriz. Bundan sonra daha çok delta E KH olarak da kullanacağız. E giren ne olabilir? Q olur, yani iş olur, iş olur, ısı olur, E kütle olur artık. Açık sistemlerde bu üçü olabilir giren olarak. Bu üçü olabilir çıkan olarak. Bu giriş çıkışların hepsinin toplamı veya farkı sistemdeki veya kontrol hacmindeki akışkanın enerjisini etkileyecek. Ama sürekli akış varsa, biz buna kararlı akış da diyoruz, delta E sistem veya delta E kontrol hacmi eşittir sıfır oluyor. Yani giren akışkanın tamamı çıkıyorsa sürekli akıştan bahsederiz. Bir giriş bir çıkış varsa M1 kütlesel debisi eşittir M2 kütlesel debisi olacak. Aşağıda da yazmışız toplam olarak. O çerçevede delta E sistem sıfır. O zaman biz E giren eksi E çıkanı eşittir sıfır alıp buradaki değişimlere bakacağız. Bakın buraya jül bölü saniye yani watt birimi cinsinden de yazmışız. O zaman burası delta E sistem veya delta E kontrol hacmi bölü delta oluyor. Yine sürekli akışta bu 0 watt'a eşit olacak. O zaman tabii ki E giren E çıkan için giren veya çıkan enerjilerin üstüne birer nokta koyacağız watt birimi için. Bunlar önemli arkadaşlar. Termodinamiğin birinci yasasını her zaman söylediğim gibi bir mühendis çok iyi bilecek. Hiç olmazsa birinci yasada hiç hata yapmayacak. Ama iyi mühendisler tabii ki ikinci yasayı da göz önüne alarak sistemleri modelleyecek. Birinci yasa ve ikinci yasayı sağlamayan hiçbir sistem çalışmaz. Jet motoruyla devam edelim. Jet motoruna giren ısı enerjisini hesaplayalım. Arkadaşlar biraz önce kütlesel hacimsel debiler kesit alanı cinsinden bazı hesaplamalar yaptık. Şimdi giren ısı enerjisini hesaplayalım. Yakıtın yanması sonucu jet motoruna bir ısı girişi olacaktır. Evet. Modellerimiz şöyle olacak o zaman. Burada yakıtın yanması sonucu Q giren olacak sisteme veya kontrol hacmine veya jet motoruna. Burada E kütle girişi var. E kütle çıkışı var. Üzerine nokta koymuşuz. Watt biriminde çalışacağız demek ki. Bu çerçevede sistemdeki modellemeyi, kontrol yüzeyindeki giriş çıkışları bu şekilde yazabiliriz. Önce kütlenin korunumu çerçevesinde M yakıt bulundu. Tamam. Dedik ki açık sistemlerde önce kütlenin korunumunu da ele alacağız. M yakıtı bulduk. Şimdi enerjinin korunumu kapsamında Q giren hesaplanacaktır demişim. Watt biriminde E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem yazdık. Her zaman bunu yazacağız. Özel durum ne? Sürekli akış var. Delta E sistem 0 watt noktalı olduğu için. Ama giren ve çıkanlara bakalım. Q giren var. E kütle girişi var. Tamam. E çıkan olarak E kütle çıkışı var. Özel durum şu üçünü göz önüne alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Q giren artı E kütle giren eksi E kütle çıkan eşittir 0 watt. Watt biriminde çalışacağız. Evet. Q giren hesaplayacağız. Kütle giriş çıkışları da nasıl açabiliriz? Biraz önce çalıştık. H artı V kare bölü 2 artı GZ olarak yazabiliyoruz. Tabii ki giriş için 1, çıkış için 2 dersek bu şekilde yazabiliriz. Giriş hızı 250 metre bölü saniye, çıkış hızı 1000 metre bölü saniye verilmiş. Arkadaşlar bir akım çizgisi boyunca hareket var demiştik, biraz önce konuştuk. Yani yükseklik farkı yok sonuçta. Z1 eşittir Z2. O zaman şunlar birbirini götürecek. Bunlar birbirini götürecek dedik ama hani hacimsel debilere de veya kütlesel debilere de bakacağız. Neyse ayrıntısına şimdi bakarız.
Eksi 50 derecede arkadaşlar H1'i yani entalpi tablodan okumuşuz. Neden? Yani yukarıdaki eşitlikte artık entalpiler var. Bak buraya entalpiler geldi. İç enerji arttı. Akış işi ne biz? Entalpi demiştik. Arkadaşlar tablo A17 var. Hava için entalpi tablosu verilmiş. Tabii ki oradaki basınç değeri de önemli. Bu tablo A17 yanlış hatırlamıyorsam bir atmosfer basınçta olacak. Biz ama şunu da söyleyebilirim. Bu basınç değerleri entalpinin sonucunu çok etkilemediği için entalpi için tablo A17'yi kullanabiliriz. Eksi 50 derece için H1'i 222.66 kilojoule kilogram oradan okuruz. Bir daha söyleyelim. Basınçta entalpiler fazla değişmeyeceği için tablo A17'yi sıcaklıkları göz önüne alarak kullanabiliriz. 300 derece için tabii tabloda arkadaşlar Kelvin olarak vermiş. 573.15 Kelvin'in tam karşılığı yoksa da hani 573 varsa yine H2'yi onun karşılığı olarak alabilirsin. Onu da 578.88 olarak okumuşuz. M1 kütlesel debisi bu. M2 kütlesel debisi bu. Soruda vardı. O zaman E kütle gireni bulacağız. 60 kilogram bölü saniye. Entalpi burada. Kinetik enerji burada. Dikkat bakın burada 2000 demişim. Çünkü şunun birimi kilolu. Kilojül bölü kilogram. Yukarıda var. Şunun burası V kare bölü 2. Burası arkadaşlar kilosuz yani jül bölü kilogram biriminde olduğu için bunu kilojülle çevirmek üzere burada bine bölmeyi unutmayacağız. Ya bunu jülle çevireceğiz jül bölü kilograma veya bunu kilojül bölü kilograma çevireceğiz. Bu birim kısmında hata yapılabiliyor. Buraya sıfır alacağız. Dediğimiz gibi potansiyel enerjinin pek etkisi yok bu sistemde. O zaman E kütle giren 15.234 kilowatt. Bunları kilojoule bölü kilogram aldığımız için burası kilowatt çıkacak. E kütle çıkan 61 kilogram bölü saniye 578.88 tablodan okuduk. Çıkış hızı 1000'in karesi bölü 2000. Çünkü birimleri kilojoule bölü kilograma çevirdik. E kütle çıkan 65.811.68 kilowatt. Sayısal değerleri yerine yerleştir. Q giren arkadaşlar 50.577.08 kilowatt çıkıyor. Bakın jet motorunu çalıştırmak için 50.577 kilowattlık bir ısı girişi oldu. Hani buraya ben ısı verimi de yazmışım. Bunları sonra konuşacağız. Şimdiden bir bakalım. Bu jet motorunda amaç ne? Hız. Kinetik enerji değişimi. Jet motorun amacı ne? Uçağı bu kinetik enerji değişiminde hareket ettirmek. Bu Q giren çerçevesinde bu hareketi sağlıyoruz. O zaman 50.577'yi verdiğimiz an karşımıza 28.625 çıkıyor. O zaman buradaki ısıl verim yaklaşık %57. Bu jet motorunun yaklaşık verimi bu çerçevededir diyebiliriz. Arkadaşlar entalpiler için yine bilgi yazmışım ben. Entalpiler sıcaklıklara göre hava tablosundan alınmıştır. 223 Kelvin ve 573 Kelvin sıcaklıklara ait Cp değerleri bulunabilirse entalpiler Cp çarpı T'den de hesaplanabilir. Hesaplanabilir de pek bunu önermem yani burası biraz daha hata içeriyor. Ama elinde hiçbir veri yoksa Cp ile T bilgisi varsa buradan da hesaplayabilirsin. 223.15 Kelvin için Cp 0998 tablodan okunup onu sıcaklıkla çarptığımız an Kelvin biriminde sıcaklıkla buradan da H'yi yaklaşık olarak hesaplayabilirsin. Eğer watt biriminde çalışacaksan tabii kütlesel debi Cp çarpı T bize büyük H'yi verecek watt biriminde. Bu örnekte debiler farklı olduğu için H2-T1 MCP T2-T1 olarak yazılamaz demişim. Ha, bu da önemli. Sonuç olarak arkadaşlar biz entalpileri tek başına bıraktığımızda bunların farkını alacaksak ve Cp'yi kullanacaksak bunu da yazamıyoruz. Ayrı ayrı değerlendireceğiz. Debiler farklı olduğu için. Biri 60, biri 61. Tamam. Şimdi konumuza devam edelim.
açık sistemleri ele aldık ve açık sistemlerle termodinamikte çalışırken önemli bazı elemanlar karşımıza çıkıyor. Bunlara biz sürekli akışlı düzenekler diyeceğiz. Arkadaşlar, giriş çıkış debileri eşitse sürekli akış ve sürekli akışta çalışan düzenekler ne? Termodinamikte şimdi bazı düzenekleri ele alacağız. Bunların hepsini ayrı ayrı ele alacağız. Termodinamik 2'de bunları birleştirip hepsini komple olarak değerlendiriyoruz. Hatta ikinci yasa analizine girdiğimizde bunların birleşimini yine göreceğiz. Önce Lüle ile başlayalım. Arkadaşlar, güzelce anlatmaya çalışayım. Lüle de bir termodinamik eleman ve sürekli akışlı bir düzenek. Hız artışını basıncı düşürerek sağlıyor. Hani biraz önce örnekte de vardı bu Lüle jet motoru. Hız artışını basıncı düşürerek sağlıyor. Hortum başı, jet motoru, biraz önce jet motorundan bahsettik, roket hep bu lüleye örnek olarak verilebilir. Hortumun biz başına da böyle bir eleman bağladığımızda şuradan çıkan su hızını arttırıyoruz bildiğiniz gibi. O zaman hortum başı, roket, jet motoru lüleye örnektir diyebiliriz. Ayrıntılı bakalım. Lülenin şekli böyle arkadaşlar. Basit bir şekli var. Sınırımız veya kontrol yüzeyimiz bu kesik çizgilerle olsun. İçerisi kontrol hacmi, sistem sınırını veya kontrol yüzeyini delen elemanlar ne olabilir? Bir V1 hızında giren akışkan olabilir. Tabii belli bir kütlesel debide olacak bu. V2 hızında çıkan bir akışkan olabilir. Aynı akışkan. Ve Q giren olabilir. Jet motorunda olduğu gibi. Q çıkan da olabilir. Yani güzelce yalıtmadıysa bu ısındığı an Q çıkan da olacak. Temel olarak 1, 2, 3, 4 gösterim kontrol yüzeyinde ele alınabilir. Tabii ki bazı sorularda Q çıkan hakkında bilgi verilmemişse, yalıtılmış denmişse bunu göz önüne almayacağız. Sorunun cinsine göre bu dördünü değerlendireceğiz. Burada en önemli nokta V2 çok büyüktür V1 arkadaşlar. Amacımız Lüle'de bu. Termodinamik eleman olarak nerede bir hızı arttırmak istiyoruz? O zaman Lüle'yi seçeceğiz. Enerji dengemiz her zaman E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Sürekli düzeneklerden söz ediyor. Sürekli akışta burası sıfır. Ama dediğimiz gibi E giren altında bu ikisi olabilir. E çıkan altında bu ikisinin toplamı olabilir. En genel halde bu dördünü bu şekilde yazabiliriz. Şuradaki eksilere dikkat. Sonuç olarak şurası eksi, burası artı olmak üzere. Fermi'nin birinci yasasını, enerji dengesi eşitliğini bu hale getirebiliriz. Arkadaşlar, daha açık yazacaksak bu E kütleleri entalpiler, kinetik enerjiler ve potansiyel enerjiler cinsinden yazabiliyorduk. Q giren eksi Q çıkanı sol tarafta bırakırsak, diğer tarafa, sağ tarafa E kütle giren E kütle çıkanı alırsak, onları da açıkça yazarsak bu şekilde yazabiliriz. Bak, burada kütleyi kilogram olarak almışız. Yani bunu jül biriminde yazmışız. Burası jül bölü kilogram, burası kilogram, birim jül. Buraya kütlesel debi gelirse tabii watt oluyor. Q giren eksi Q çıkanı bir daha yazmışız. Ha, burada ne yapmışız? H1 ile H2'yi yan yana getirmişiz. V1 kare eksi V2 kareyi buraya getirmişiz. D1 eksi D2'yi buraya getirmişiz. Yani artık istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Temel eşitliğimiz bu. Gelelim özel durumlara. Adiabatik sistem dediği an yalıtılma sistem aklımıza gelecek. Arkadaşlar, bize Q giren verilmemişse zaten adiabatik sistemde onu sıfır alacağız. Q çıkan adiabatik sistemde zaten sıfır olacak. Ama hem adiabatik sistem hem Q giren de olabilir. Ama Q çıkan sıfır alınacak. Adiabatik yalıtılma sistemde. Aynı akım çizgisinde hareket eden akışkan akımı için Z1 eşittir Z2. Evet, lülelerde arkadaşlar potansiyel enerji ihmal edilir. Çünkü aynı akım çizgisinde gidiyoruz. Z1 eşittir Z2 alıp potansiyel enerjiyi dahil etmeyiz. Çok küçük kaldığı için arkadaşlar sonucu etkilemiyor. Biraz önceki jet motorunda da bunu ihmal ettik. Debiler farklı olduğu halde. Çünkü çok küçük değerlerde sonucu etkilemiyor. Denklemin son hali ne olabilir? Şu Q giren Q çıkan yoksa, iş yoksa sonuçta buraya işi de dahil edebilirdik. Ama bu ülülerde iş terimi yok. Elimizde H1 eksi E2 artı V1 kare artı V2 kare bölü 2 kalıyor. Bir dakika, onu yanlış yazmışız.
B1 eksi olacak. Yani o yanlışları söylüyorum zaten ben gördükçe. Şurası eksi olacak tabii ki. Neyse, matematik olarak bakarsınız. Bu üstünde fazla durmayayım. V2 çok büyük, V1. Arkadaşlar önemli noktalar şunlar. Dediğim gibi şu sonuca matematik olarak siz bakarsınız. Artıları, eksileri yanlış yazmış olabilirim. Ama önemli nokta şu. V2 çok büyük, V1. Ve programda biz bakıyoruz ki V1 verilmemiş. Verilmemişse arkadaşlar V1'i 0 alacağız. Müllerde bunu not edin. V1 hızı belli değilse 0 metre bölü saniye olarak alınabilir. Çünkü giriş hızı, örneğin durgun havadan biz akışkanı çekelim. Diğer taraftan belli bir hızda dışarıya verelim. O zaman durgun havanın hızı 0. Ama verilmemişse yine 0. Lülelerde 0. Giriş hızı 0. Verilmemişse. Lüle için arkadaşlar yukarıda ne dedik? V1'i 0 alabilirsek H1 eşittir. H2 artı V2 kare bölü 2'ye indi bizim eşitlik. Buraya da güzelce yazmışım yine. Yalıtımlı ise Q0. Her zaman iş 0. Yani lülelerde bir işten söz edemeyiz. İş giriş çıkışından söz edemeyiz. Potansiyel enerjiyi de her zaman arkadaşlar aksi söylenmedik ki her zaman 0 alacağız. Potansiyel enerji değişimini de. O zaman elimizde bu kaldı. Bütün bu yaklaşımlar lüle için yapılır ve doğru yaklaşımlardır. Yani sonucu çok etkilemez. Şu son yazdığımız eşitliği lüle için kullanabiliriz. Bunun jül bölü kilogram biriminde yazmışız. Her tarafı kütlesel debiyle çarparsan watt biriminde de yazabilirsin. Evet, en önemli noktaları söyledik. Denklemin son halini burada gösterdik. Bu anlattığımızdan sonra yine hemen örnekle devam edelim. Arkadaşlar bu sefer su buharını ele almışız. Lüle içinden geçiyor. Giriş 150 derece santigrat, 200 kilopaskal. Çıkış 75 kilopaskal ve doymuş buhar. A çıkış kesit alanını da vermiş. 0.001 metrekare. Ve içerideki su buharı dışarıya ısı kaybediyor. Q çıkan 26 kilojül bölü kilogram olarak verilmiş. Bu anlık durumu göz önüne alarak V2'yi hesaplayacağız. Çıkış hızını hesaplayacağız ve yanına birimleri yazmışız. Yani hacim değil bu, hız. Ve kütlesel debiyi hesaplayacağız. Ne yapacağız? Kütlenin korunumu gerekiyorsa onu göz önüne alacağız ama bir giriş bir çıkış var. M1 eşittir M2 yazabilirsin hemen kütlesel debi açısından. Onun için enerji dengesiyle ben başlamışım. Gelen eksiye çıkan eşittir delta sistem watt biriminde kararlı akışta, sürekli akışta burası 0. O zaman bu sistem için bakalım. Giren kütle var. Tamam, başka yok. Çıkan ısı var, kütle var. Tamam. Gelelim problemin modellenmesine arkadaşlar. Z1 eşittir Z2 0 alacağız her zaman dedik. V1 hızını da 0 alacağız. Bakalım burada zaten bilgi vermemiş. Vermemişse 0 alabilirsin. Ve şu denkleme erişebiliriz. Bakın. Yukarıda biz ne dedik arkadaşlar şu genel eşitlikte? Q 0 ise bu. Ama bu özel durumda bak Q çıkanı vermiş. Zaten biz E'den eksiye çıkan eşittir 0'dan şu alttakileri değerlendirdiğimizde şu son eşitliğe ulaşıyoruz. Bunun yanına artık Q çıkan geldi. Evet. Hal 1 sayısal değerler 200 ile 150 basınç ve sıcaklık için. 200 kilopaskal için doyma sıcaklığı 120 derece santigrat ise ve T1 büyük T doyma ise kızgın buhar bölgesinde çalışıyoruz. Yani hal 1 veya 1 noktasında giren akışkanın durumu kızgın buhar. Kızgın buhar tablosundan arkadaşlar H1'i entalpiyi okumuşuz. Yukarıda bize entalpi lazım olacak. Bu kısımdan artık hızlı geçiyoruz. Çünkü geçmişte çok çalıştık. Hal 2 veya çıkış bölgesi basınç verilmiş, doymuş buhar noktası demiş. Hemen ıslak buhar bölgesinde çalıştığımızı biliyoruz. Islak buhar bölgesinde doymuş buharsa H2 G'ye eşittir. Tablodan oku. Özgül hacmi tablodan okumuşuz. Doyma sıcaklığını okumuşuz. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için zaten sıcaklık doyma sıcaklığı olacak. Tamam. H1, H2 ikisini hallettik. Hızı halledemedik. Zaten bize o soruluyor. Q çıkan da verilmiş. Bak buraya yine yazmışım. Dikkat. Birimi kilojül bölü kilogram yapmak için 1000 ile payda çarpıldı. Burada da açıklamayı yapmış.
Bunu bazen unutuluyor sınavlarda. Bu sonuç çok değişik çıkıyor. B2 hızı 401.75 metre bölü saniye. Bak yani girişi yaklaşık sıfır aldık. Çıkış zaten hızı arttırmak da amacımız. Bayağı bir artmış. Kütlesel debi yani rho VA tamam. Rho tabloda yok ama özgül hacim var. O zaman 1 bölü V2 özgül hacmini. Arkadaşlar V2 çıkış hızını ve A kesit alanı 2'yi buraya yazarız. Kütlesel debi ister girişten ister çıkıştan hesapla değişmez. Ama çıkış verileri yeterli olduğu için çıkış verilerinden hesaplamışız. Bunun da sayısal değerlerini buraya yazdık. Ve kütlesel debi giriş ve çıkış için değişmez dedik. 0.181 kilogram bölü saniye. Evet. Örneğimizi de bu şekilde ele almış olalım. Arkadaşlar açık sistemlerde önemli termodinamik elemanlar var. Şimdi ikincisini ele alacağız. İkincisi yayıcı veya difüzör adı da alır. Difüzör adını da alır. Bunda amaç basınç yükseltilerek hız düşürülür. Diğerinin tersi. Bazen de hızı düşürmek isteriz. Basınç yükseltilerek hız düşürülüyor. Evet. V1 hızında giriş, V2 hızında çıkış. Önemli nokta V1 çok büyük yine V2. Bak burada tersi eleman. Bu sefer hız burada büyük olacak. Çıkıştan. Q giren, Q çıkan olabilir, olmayabilir. Temel olarak bunları gösterebiliriz. Biraz önce yaptığımız gibi giren ekseye çıkan altına bu değerleri yazalım. Burası eşit zaten sıfır. E kütle giren, E kütle çıkan için benzer durumları ele alalım. Ama önemli nokta şurası. V1 çok büyük, V2. Bu sefer V2 hızı sıfır alınabilir, verilmemişse. V2 hızı belli değil ise sıfır metre bölü saniye olarak alınacak. Q giren ve Q çıkan adiabatik sistemde yine sıfır. Aynı akım çizgisinde hareket eden akışkan için Z1 eşittir Z2 veya potansiyel enerjileri göz önüne almayacağız. Yayıcı için elde ettiğimiz eşitlik diğerine benzer ama şu şekilde. H2 eşittir H1 artı bu sefer V1'in karesi bölü 2. Yanına da özel durumlar Q'yu, V'yi, delta potansiyel enerji sıfır alacağız. Bak yatay yayıcıda tabii. Arkadaşlar dikey yayıcı varsa belki potansiyel enerji orada devreye girebilir. Bütün bu önemli noktaları buraya yazmışım. Yayıcı için örnek yapmadım. Ötekine benzer sonuçta. Yapacağımız kabulleri de anlattık. Gelelim üçüncü önemli elemana. Türbin. Elektrik jeneratörünü çalıştırır demişim türbin. İş elde edilir. Bak en önemli nokta türbinden iş elde ediyoruz. Buhar, gaz ve su türbinleri var arkadaşlar. Bunların hepsi ayrı bir ders konusu. Buhar türbinleri çok ayrıntılı incelenir. Gaz türbinleri ayrı bir ders konusu. Su türbinleri hidroelektrik santrallerde kullanıyoruz. Hepsi ayrı bir ders konusu esasında. Kompresör yine diğer önemli bir termodinamik eleman. Basınç yükseltiliyor kompresörde. Akışkanın iletimini sağlıyor. Kompresöre iş verilir. Bak birinde iş elde ediliyor türbinde. Kompresöre ama biz iş veriyoruz ki akışkanın iletimini sağlayalım. Pompa ve fan aynı gruba giriyor. Yani kompresör, pompa ve fan benzer olduğu için aynı gruba giriyor. Dörde giriyor. Ama üç türbin bunlardan farklı. Hepsini ayrıntılı ele alacağız. Arkadaşlar kompresörle başlayalım. Şimdi kompresörün şekli böyle. Bir P1 basıncında giriş, bir P2 basıncında çıkış var. Bu giriş çıkışların kesit alanları da verilir, verilmez. Verilmezse eşit kabul edeceğiz. Neyse ayrıntıya sonra bakacağız. Ama burada en önemli nokta P2 her zaman büyük, P1 kompresörde bu. İkinci önemli nokta V giren var, iş girişi var. Bu kompresör elektrikle çalışıyor sonuç olarak. Sınırı delen, kontrol yüzeyini delen bir iş girişi var. Buradan bir akışkan girişi, buradan bir akışkan çıkışı var. Basınçları bu şekilde ve P2 büyük, P1. Pompayı böyle gösteririz. Veya şu üçgenle de gösteririz. Sonuç olarak pompayla yani kompresör benziyordu. Buraya da elektrik işi girişi var. P1 basıncında giriş var, akışkan.
P2 basınca çıkış var. Yine P2 büyük, P1. Tamam. Fan da benzer dedik. Fanı da arkadaşlar bu şekilde gösterebiliriz. P1 basıncı, P2 basıncı ve V'ye giren elektrik. Yine P2 büyük, P1. Üçü benzer demiştik. Üçünde de P2 büyük, P1. Ama türbüne geçersek, türbünü bu şekilde, yani kompresörün biraz tersi şeklinde gösteriyoruz gördüğünüz gibi. Bir P1 girişi, P2 çıkışı var basınç olarak. Akışkan giriş çıkışları. Ve V çıkan var. Giren değil. Türbünde iş elde ediyoruz. P1 büyük, P2. Türbin, kompresör, pompa ve fanda genellikle potansiyel ve kinetik enerji değişimleri ihmal edilir. Arkadaşlar verilmezse ihmal edeceğiz. Ayrıntıya girelim. Potansiyel enerji mesela buradan giriyor, buradan çıkıyor. Şu aradaki yükseklik yapılan hesaplarda ben de bunu sayısı olarak denedim. Sonucu çok etkilemiyor. O zaman potansiyeli direkt ihmal edebilirsin. Özellikle pompada da, zaten pompada da öyle yatay göstermişiz. Fanda, kompresörde. İhmal edemediğimiz durumlar da var, ona bakacağız. Kinetik enerji ne dedik biz? Şu giriş çapıyla çıkış çapı arkadaşlar aynı ise o zaman hızlar aynı oluyor. Yani V1 hızında girip V2 hızında çıkıyor. O zaman birbirini götürüyor. Değişim ihmal edilebiliyor. Genel bu yazdığımız. Ama şu 4 için özel durumlarda potansiyel ve kinetik enerji ihmal edemediğimiz durumlar var. Onlara yere geldiğinde bakacağız. Yalıtılmış elemanlarda ısı girişi ve çıkışı da göz önüne alınmayabilir. Tamam. Şimdi güzel bir örnekle devam edelim. Bizim için kompresör, fan, pompa benzer dedik. Burada kompresörle türbini birleştirmişiz. Güzel bir örnek. Bunu ayrıntılı olarak bakalım. Bu bir sınav sorusu da geçmişte olmuştu. Kompresörle başlayalım. Arkadaşlar kompresör gazlarla çalışıyor. Hava girişi var. 98 kilopaskalda, yaklaşık atmosfer basıncında, 295 kelvinde ve 10 kilogram bölü saniye debide hava girişi var. Tamam. Amaç çıkış basıncını arttırmak. 98'den 1 megapaskala getirmiş bak. Tabii ki burada basınç artarken sıcaklık da artıyor. Havanın sıcaklığı da 620 kelvine gelmiş. Tabii bu ısınma olayı çerçevesinde kompresörden dışarıya Q çıkan da olacak. İyi yalıtılmamışsa Q çıkanı alacağız. Bu soruda verilmiş. 25 kW. Kompresör kısmı bu şekilde. Bak türbinin çevresini bu şekilde gösterdiği için iyi yalıtılmış. Zaten buraya da yazmışız. İyi yalıtılmışsa o Q giriş çıkışı göz önüne almayacağız. Türbin. Türbini tek başına alırsak arkadaşlar girişinde su var. Su, yani su ama hani sonuçta buhar türbini bu. 12,5 megapaskalda giriyor. 500 derece santigratta giriyor. Yani buhar olarak, kızgın buhar olarak giriyor. Şu ikisi bana onu gösteriyor. Çıkış basınç iyice düşmüş. 10 kilopaskal. İyice bunun enerjisinden yararlanmış türbin. Tabii ki basınç o zaman düşer. 25 kilogram bölü saniye debi. Debi zaten sabit. Ama çıkışta bir kuruluk derecesi vermiş. Yani ıslak buhar olarak çıkmış. Burası zaten kızgın buhar. Çıkış ıslak buhar olmuş 0.92. Arkadaşlar bu ikisini birbirine bağlamış. Sonuçta türbin ne yapıyor? Bize iş veriyor. İş çıkışı var burada. Bu iş çıkışını kompresörde kullanmışız. O zaman bak bu ikisini bu şekilde birleştirdiysek V net ne olur ona bakacağız. Net işi hesaplayalım. Elinizde soru var. Gerektiğinde bakarsınız şekline adım adım ben anlatmaya çalışayım. Bir işletmede kompresör ile hava basılmaktadır. Kompresör enerjisini su buharıyla çalışan türbinden almaktadır. Net işi watt olarak bulunur. Evet, iki tane eleman var birbirine bağlı ama önce türbünü analiz etmişim ben. Tabii ki arkadaşlar yanına gene yazdık. Buhar türbünü bu. Kızgın buhar olarak giriş var. Neyse onu da konuşacağız. Soruları nasıl çözüyorduk? Türbin, buhar türbini. Buraya açık sistem de yazabilirsin. Sonuçta türbin elemanı zaten açık sistem. P3, T3, M3 verilmiş. Bakın şurada 25 kilogram per saniye verilmiş ama kütlesel de bir değişmez. Bir giriş bir çıkış var. P4, X4, M4 verilmiş. Bunun sayısal değerlerini yaz. Altına güzelce yazmışım. Kütlesel debi 3'e ve 4'e eşit. 25 kilogram bölü saniye.
Türbini şimdi tek başına aldım. Türbini değerlendireceğim. Sonra birleşimine bakacağız. Önce türbin için enerji dengesi. Watt biriminde çalışacağız. E'ye giden eksiye çıkan üzeri noktalı eşittir sıfır. Sürekli akış veya kararlı akış. Türbinde E kütle girişi var. E kütle çıkışı var. Bir de iş çıkışı var. Türbinde iş elde edilir. Bu çok önemli. Termodinamiğin birinci yasasını şu şekilde türbin için yazabiliriz. E kütle giren eksi, parantez içinde E kütle çıkan artı, V çıkan eşittir sıfır. Yalıtımlı türbin için enerji dengesi demişim ha. Hani yalıtımsız olsaydı buraları Q'yu da dahil edebilirdik demek istemişim. E kütle 3 eksi E kütle 4 eşittir V çıkan olacak. Bak bu önemli. Genellikle arkadaşlar türbinlerde yalıtımlı ise çıkan işi şu ikisinin farkından bulabiliyoruz. Şu ikisinin farkını açarsak kütlesel debileri böyle ayrı gösterelim. Eşit ama temel olarak böyle gösterelim. M3, M4. İçerisini açarsak tabii ki entalpi, kinetik enerji, potansiyel enerji yer alacak. Biri 3 alt indisinde, biri 4 alt indisinde olmak üzere. Türbinde entalpi değişiminin yanında potansiyel enerji değişimi çok küçük kaldığı için her zaman potansiyel enerji değişimi ihmal edilir diye bir kez daha hatırlatma yapmışım. Türbinlerde giriş çıkış kesit alanları veya giriş çıkış hızları verilmemiş ise kinetik enerji değişimi de ihmal edilir. Kinetik enerji değişimi de genelde entalpi değişimi yanında çok düşük değerde kalmaktadır. Kesit alanları belli olsaydı dB eşittir rho çarpı V çarpı A kesit eşitliği yardımıyla hızlar bulunabilirdi. Eğer hızları bize sorsaydı veya başka bir soruda yani bunlar genel bilgi hızları bulabilirdik. Ama kinetik enerji ve potansiyel enerji ihmal edilebilir demişiz. Burada açıklamasını yapmışız. Bu soru özelinde bu bilgileri vermişiz. Ama bu genel geçerli değil. Artık soruya göre biz ona modelleyeceğiz. Elimizde kalan ne oldu arkadaşlar? Kinetik potansiyel enerjiler de gitti. M3, H3, M4, H4 kaldı V çıkan için. Amacımız V çıkanı bulmak. O zaman biz onu kütlesel debilerde aynı M çarpı H3 eksi H4 olarak yazabiliriz. Watt biriminde. Arkadaşlar ileride yine termodinamik 2'de bunları çok kullanıyoruz. Artık şu kısmı direkt olarak yazacağız yani. Eğer ısıyla ilgili bir durum yoksa, ısı giriş çıkışı yoksa V çıkanı direkt böyle yazacağız. İleriki termodinamik 2'de özellikle artık bu kadar ayrıntılı işlem yapmayacağız. Bu sonucu yazacağız. Hal 1. P3 12,5 megapascal. T3 500 derece santigrat. Suyla çalışıyoruz. Hangi bölgedeyiz burada ispatlamışız. Onu tahmin ettik başta ama ispatına da yer vermişim. 12,5 megapascal için T doyumu 328 derece santigrat. Zaten bu 500. 500 büyük 328 kızgın buhar bölgesindeyiz. Tablo 6'ya gideceğiz kızgın buhar için. H3'ü oradan bulacağız. Çünkü yukarıda bize H3 lazım. Hal 2 P4 10 kilopascal. X4 0.92 o zaman bölgemiz belli zaten ıslak buhar bölgesi. Eğer kuruluk derecesi verilmişse ve entalpi hesaplayacaksak HF ile HFG'yi veya HG'yi tablodan alacağız. Almışız arkadaşlar 10 kilopascal için tablo A5'te. H4 bize lazım ama onu F ve FG cinsinden yazabiliyoruz. X4 de belli. Bunları geçmişte çalıştık. O zaman ıslak buhar bölgesi için H4 2392,5 kilojoule kilogram olarak elde edilmiş. Dediğim gibi V çıkan debi çarpı entalpi farkı büyük bir değer çıkmış. 23.777,5 kilowatt. Türbin için V çıkan önemli dedik. Ve onu temel olarak kütlesel debi çarpı entalpi farkından buluyoruz. Q giren veya Q çıkan yok ise. Tek başına değerlendirdik ve çıkanı bu şekilde elde ettik. Şimdi kompresörü tek başına değerlendirelim. Kompresör hava kompresörü açık sistem. P1, T1 kütlesel debi, P2, T2 kütlesel debi. Arkadaşlar kütlesel debiler değişmez. Yani hacimsel debiler değişebilir demiştik ama ideal gazlar için kütlesel debiler değişmez. Altına H indisini koymuşum diğeriyle karışmasın diye. M hava
10 kilogram bölü saniye olarak alınacak. Evet, gelelim önemli bilgilere. P1 98 kilopascal, T1 295 kelvin. Havanın entalpi değeri değişken özgül ısılar kapsamında tablo A yeniden alınabilir. Arkadaşlar, soruda hiçbir şey söylenmemişse istediğimiz yaklaşımı yapabiliriz. Ama ben burada değişken özgül ısıları da aklınıza yerleştirmek istiyorum. Eğer sorunun içinde değişken özgül ısılar yaklaşımı yapın diyorsa ve hava ise, onun tablo A17'si var. Oradan değerleri alacağız. 295 Kelvin için H1'i alacağız. Ama biz biliyoruz ki hani H2-H1'i biz Cp çarpı delta T'den de hesaplarız demiştik. Geçmişte çalıştık. O ortalama özgül ısılar yaklaşımı. Ama değişken özgül ısılar yaklaşımı tabloya git diyor hava için. Tamam. O sıcaklık için basıncı da pek değişmiyor demiştik entalpiler. O sıcaklık için P1'i alacağım. P2 1 megapascal, T2 620 kelvin. Değişken özgür ısılar yaklaşımı altında H2 yine 620 kelvin için 628.07 kilojoule bölü kilogram olarak alırsın. Not: T1 ile T2 arasındaki fark büyük olduğu ve havaya ait tabloda olduğu için havaya ait entalpi değerleri değişken özgür ısılar yaklaşımı altında alınmış. Bak, önemli bilgi bu. Biz geçmişte de konuştuk. Şu sıcaklıklar arasında büyük fark varsa Cp çarpı delta T'yi aldığımızda hata yapıyoruz. Hata değeri büyüyor. O zaman ortalama özgür ısılar yerine değişken özgür ısılar yaklaşımını alacağız demişiz. Siz de herhangi bir soruda, son kez söyleyeyim, tablo A17'den değer okuyabiliyorsak ve sorunun içinde hiçbir şey söylenmemişse sen A17'den oku ve öyle yap. İşin doğrusu bu. Evet. Yine enerji dengesini yazacağız kompresör için. E giren eksi E çıkan eşittir 0. Tamam. Giren çıkanları burada değerlendirmişiz altında. Bakın kompresör iş girişiyle çalışır. Q çıkanı da soruda vermiş. Tamam. Ona göre değerlendirmemizi yapıyoruz. O zaman bu şekilde yazabiliyorduk. Tamam. V giren eksi Q çıkanı burada bırakırsak onlar kütlelerin farkına eşit. Kompresör için enerji dengesi bu şekilde yazılabiliyor. Kompresörler ısındığı için arkadaşlar Q çıkan alınabiliyor genelde. Bu ikisinin farkı yine uzunca yazacaksak bu şekilde. Ama türbin için yapılan kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri, yaklaşımları kompresör içinde yapılır. Ve dediğim gibi sonucu çok az etkiliyor. Biz mühendisler için önemli bir değer değil. O zaman V giren eksi V çıkan kütlesel debi H2 eksi H1 olarak da yazılabiliyor. Bakın buraya Q çıkan eklendi bu soruda. Bu kısımda. Ama şurası diğerine benzer. V giren belli değil. Bu belli. Diğerlerin sayısal değerlerini bulduk. V giren 3354 kilowatt. Evet arkadaşlar, türbinden çıkan bir iş var. 23.775.5. Bunun 3.354'ü burada kullanılmış. Hani bunun tamamı niye burada kullanılmamış? Zaten türbinin amacı ne? Elektrik enerjisi elde etmek. Hem bir miktar elektrik enerjisi elde edilmiş, hem de bir miktarı bu kompresörü çalışmaya gitmiş. Ama bu ikisini değerlendirdiğimizde net işimiz 20.423,5 kilowatt olarak karşımıza çıkıyor. Net iş için bunu söyleyebiliriz. Bu soru da güzel. Beraber ele aldık. Arkadaşlar 69 kişi dersi dinliyor. 113 kişi alıyor. Yani dersi dinlemeyenler zaten kaybedecek. Bu çerçevede dinleyenler de özümseyerek dersi dinlesinler. İsteyen arada soru da sorabilir. Dikkat! Fan problemlerinde giriş hızı belli değil ise, bu sefer fana geçtik. Yine V1'i 0 alacağız arkadaşlar, fan var. O da her evimizde fan vardır. Yani ben de şu anda odayı da serinlemek amacıyla fan kullanıyorum. Fan arkasından havayı alıyor. Arkasındaki havayı biz durgun kabul edebiliriz. V1'i 0 kabul edebiliriz. Fanın arkası, fanın önünde belli bir hızda bize gönderiyor.
Yani fana geçtiğimiz an V2 çok büyük V1, yine V1'i 0 alırız. Durgun hava fan aracılığıyla hızlandırılıyor demişim. Bu önemli bilgileri arkadaşlar zaten ders notunda var. Bunları güzelce işaretleyin, notunuzu alın. Karşımıza çıkabilir. Evet, birazcık daha devam edelim. Biraz sonra ara vereceğim. Arkadaşlar türbin ve kompresörü işledik ama ben tekrar ele aldım. Önemli bir konu. Kısa bir tekrardan sonra bazı noktaları belirtmek istiyorum. Türbin iş elde edilir, elektrik jeneratörü çalıştırır dedik. Buhar gaz su türbinleri vardır dedik. Kompresör iş verilir, basınç yükseltilerek akışkanın bir noktadan başka bir noktaya iletimi sağlanır. Pompa fan bu gruba girer dedik. Burada arkadaşlar güzel bir özet geçmişim yine. Yani bunu ayrıntılı şimdi bakmayacağım ama türbin için bakalım. P1 V1 girişi, P2 V2 bu hız çıkışı ve V çıkan çerçevesinde şu yandaki değerlendirmeleri yapabiliriz. Kompresör için bu yandaki değerlendirmeleri yapabiliriz. Pompa için bu yandaki değerlendirmeler. Fan için biraz önce de konuştuk, şu V1 0 olabilir. Bu yandaki değerlendirmeler. Bak sadece fan için V1'i 0 aldık. Diğerleri için böyle bir bilgi vermedik. Ama lüle ve yayıcıda da V1 veya V2'yi 0 alabileceğimizi söylemiştik. Bu özetten sonra evet şunu geçelim. Bunu çalıştık da ben burada bir hata olmuş. Bunu geçelim. Şuraya geçmek istiyorum. Evet. Türbin, kompresör, pompa ve fanda Z1 eşittir Z2 genellikle potansiyel enerji değişimi ihmal edilir diye türbin, kompresör, pompa ve fan için bilgileri bitirmiş olalım. Şimdi amacım ısınma vanasına geçmek ama yine ben de yoruldum. Yine bir araya ihtiyacımız var. Arkadaşlar 10 dakika sonra görüşelim. Saat 15.45. Ona göre 10 dakika sonra görüşürüz.
Arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Beşinci önemli termodinamik eleman kısılma vanaları akış kesitini azaltarak akışkanın basıncını düşürme işlemidir. Arkadaşlar kısılma vanaları da önemli. Vana, musluk, kılcal boru, gözenekli tıpa gibi isimler alabilir. Bu isimler bu gruba giriyor zaten. Yani kısılma vanası yanında musluk, kılcal boru, gözenekli tıpa da diye biliriz. Özellikle soğutma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılıyor. Soğutma çevrimini işlerken de termodinamik 2'de karşımıza çıkacak. Kısılma vanalarıyla çalışıyorsak basınç düşüyor, sıcaklık düşüyor. Arkadaşlar kısılma vanalarıyla ilgili Thomson katsayısı var. Bunun araştırmasını size bırakıyorum. Bunu güzelce araştırın, lütfen araştırın. Dediğim kısma bir bakın. Thomson katsayısı nedir? Öğrenin lütfen. Kısılma vanaları genellikle bir boru içinde şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. P1 basıncında giren akışkan P2 basıncında çıkıyor. Kısılma vanalarında iş yok. Isı giriş çıkışı yok. Kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimi yok. O zaman kısılma vanaları için özellikle soğutma uygulamalarında kullanılan kısılma vanaları için enerji dengesini nasıl yapabiliriz? Bir kere kararlı akış burası 0. Kütle giriş, kütle çıkışı var. Başka da bir şey yok kısılma vanalarında. Hatta şimdi göreceksiniz bayağı eşitlik sadeleştiriliyor. Giriş çıkış debileri cinsinden burayı da özgür entalpi, burayı kinetik enerji, burayı potansiyel enerji alarak yazarsak M1, M2 birbirine eşit zaten. Bir giriş, bir çıkış var. Arkadaşlar bir boru şeklinde düşünürsek şuradan giren akışkanla şuradan çıkan akışkanın hızları birbirine eşit. Kesit alanı değişmediği için zaten Z1 eşittir Z2 yatay bir boru. Bu çerçevede bütün bu sadeleştirmeleri de yaptığımızda elimizde H1 eşittir H2 kalıyor kısılma vanaları için. Bu da doğru bir yaklaşım sonuç olarak kısılma vanalarında direkt bunu kullanacağız. Eğer ısı giriş ve çıkışı 0 ise bazen o verilirse bu entalpilerin yanına ekliyoruz zaten. Joule bölü kilogram biriminde, özgür entalpi biriminde H1 eşittir H2 yazabiliriz. Böyle yazdık da biz entalpinin açık şeklini de biliyoruz. U artı P çarpı V. Küçük harfle yazarsak böyle. O zaman U1 artı P1 V1 eşittir. U2 artı P2 V2 yazabiliriz. Biz bunu ayrıntılı incelediğimizde arkadaşlar P2 çarpı V2 büyük, P1 çarpı V1 olduğunu söyleyebiliriz. U2 küçük, U1 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir miktar soğuma meydana geliyor. T2 küçük, T1 çerçevesinde. Hani şuradaki bilgiler ne işimize yarayacak? Onu problemlerde ele alacağız. İdeal gazlarla çalışıyorsak, entalpi dedik sıcaklığın fonksiyonu. Hani basınca bağlı değildir diye bu derste söz etmiştik. İdeal gazlarda T1 eşittir T2 olabilir. Yani bunlar hep ek bilgi. Sorularda bunları açacağız. Bir de kısılma vanalarının TS diyagramını, sıcaklık entropi diyagramını çizersek ki daha entropiyi görmedik. Ama şurada bilgi olarak verelim. Bu şekilde çizilebilir. İşte bir noktasından doymuş sıvı olarak giriyor. Islak buhar bölgesine düşüyor. Birden ikiye bu şekilde bir geçiş. H sabit kapsamında yazılabilir. Neyse bu bir ek bilgi için buraya çizilmiş. Entropi kısmında yine ele alabiliriz. Gelelim örneğimize. Örneğimiz önemli. Kısılma vanaları için. Dedik ya soğutma tekniğinde daha çok kullanılır. Onun için R134 ağlı bir örnek olsun. Giriş doymuş sıvı olsun. Basınç 700 kilopaskal. Genellikle doymuş sıvı olur arkadaşlar. Çıkış belli bir basınçta olsun. P2 basıncı 160 kilopaskal. Tabii basınç düşüyor. 1 ile 2 noktaları için bu. Bu çerçevede delta T ne olur? V2 özgül hacmi ne olur? Ona bakalım. Bu ikisini araştıralım. Kısılma vanasıyla çalışıyoruz. R134A var. Soğutucu akışkan var. Girişi H1 dersek buna giriş 1 de diyebiliriz sonuç olarak. P1 700 kilopaskal doymuş sıvı noktası. Verilmiş bu. O zaman soğutucu akışkan tablosundan R134A'dan tablo A
12'de doyma basıncını 26.69 derece santigrat olarak okuruz. Neden doyma basıncı, doyma sıcaklığı, doyma sıvı noktası olarak verilmiş? O zaman Özgül Hacım V1 tabii ki doymuş sıvı olduğu için VF'ye eşit olacak. H1 arkadaşlar doymuş sıvı noktasında HF'ye eşit olacak. Hani şu entalpi için biz uzun bir eşitlik yazmıştık. Ama orada da geçmişte yine konuşmuştuk. Özellikle doymuş sıvı noktasında veya sıkıştırmış sıvı noktasında çok fark etmediği için H1'i direkt H1F olarak alabiliriz demiştik. Ama onun uzunca bir ifadesi vardı biliyorsunuz. H eşittir HF, V çarpı delta P gibi. Ama dediğim gibi yaklaşık olarak doymuş sıvı noktası için. Tabii düşük sıcaklık, düşük basınçlarda. Bakın burada sıcaklık düşük. Yani bazı durumlarda H1 eşittir, H1F alabiliyoruz. Zaten O1'i O1F alabiliyorduk. Tamam. Doymuş sıvı noktası için. Entalpi için. Arkadaşlar entalpi için o uzun eşitliği anlatmaya çalışırken doymuş sıvı noktasında tabii ki H1 eşittir H1F de benim aklıma sıkıştırmış sıvı da geldi. Eğer doymuş sıvı değil de sıkıştırmış sıvı girişi olsaydı yine şunu yazabiliyorduk demek istedim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Doymuş sıvı noktası için zaten bunu yazabiliyoruz. Aklım sıkıştırmış sıvıya gitti. Tamam. O bilgi de vermiş olalım. Hal 2 veya çıkış 2, P2 basıncı verilmiş. Arkadaşlar birbirinden bağımsız iki özellikten biri P2 eksi H1 kapsamında entalpi değeri olacaktır demişim. Şimdi çıkışta sadece P2 verilmiş ama birbirinden bağımsız özellik lazım. Ama kısım havalarında ne öğrendik? Sıcaklıkla ilgili bir işlem yoksa, ısı giriş çıkışıyla ilgili bir işlem yoksa diyeyim, sıcaklık yanlış oldu. Isı giriş çıkışıyla ilgili bir işlem yoksa H1 eşittir H2 alabiliyoruz. O zaman çıkış içinde H2 eksi H1 yazıp burada birbirinden bağımsız iki tane özellik tanımlayabiliyoruz. Tablo A12'ye baktığımızda 160 kilopaskal için H2F ve H2G'yi okuruz. Neden bunu okuyoruz? Çıkışta hangi bölgedeyiz? Genellikle ıslak buhar bölgesi olacak. İşte bu 31, bu 241, bu 88 ıslak buhar bölgesindeyiz. O zaman 2'nin doyma sıcaklığı eksi 15.6 olarak okunur tablodan. V2F, V2G de tablodan okunduktan sonra kuruluk derecesi bulunur. Veya biz kuruluk derecesi ne biliniyorsa, hani bu soruda H2 biliniyor. H2F biliniyor. H2FG biliniyor tabloda. Şu ikisi tabloda. Şu da zaten H1 eşittir H2'den. Buradan biz X2'yi bulup özgül hacme geçeceğiz. Tamam. Buradan X2'yi buluruz. Bak burada X2'yi bulmuşuz. Tamam. Oradan özgül hacme geçmişiz. Şu V2F ile V2FG'yi zaten tablodan okuyabiliyorsun. Elimizde bu belli değil. Soruda bu sorulmuş bize V2. Onu bulabiliyoruz. Tamam. Bir de sıcaklık farkı sorulmuş. Zaten bir noktası ile iki noktasının sıcaklıklarını tespit ettik. Hemen bir daha hatırlayalım. Hal 1 doymuş sıvı noktası. T1, T doymaya eşit bu basınç için. Hal 2 arkadaşlar ıslak buhar bölgesinde çıkıyor. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak yine T2, T doymaya eşit bu basınç için. Eksi 15 tamam. Delta T'yi de eksi 42.3 olarak tespit ettik. Kısım havanası için H1 eşittir H2 aklımızda olsun. Bu çerçevede bizden istenenleri saptayabiliyoruz. Gelelim 6. önemli elemana, karışma odaları. Yine termodinamik elemanlar olarak sürekli akışlı düzenekler olarak karışma odalarından bahsedebiliriz. İki veya daha fazla sayıda akışkanın karışması. Aynı akışkanın demişiz ama sonuçta su belli sıcaklıklarda belli noktalardan geliyor örneğin. Şu aşağıda yazdığımız gibi şuradan M1 debisinde T1 sıcaklığında geliyor. Buradan T2 sıcaklığında M2 debisinde geliyor. Burada karışıyor. Bunların hepsi sistem zaten. Buradan o karışım çıkıyor. M3 kütlesel debisinde T3 sıcaklığında. Örneğin T bağlantı demişim zaten. Özellikle evlerde de bu T bağlantı var. Banyoda bir noktadan sıcak su, bir noktadan soğuk su geliyor. Biz onu karıştırıp kullanıyoruz. Aynı bunun gibi bir sistem. Basınç burada sabit.
arkadaşlar sıfır alınabilir. İç sıfır alınabilir. Kinetik potansiyel enerji sıfır alınabilir. Şuradaki ısı giriş çıkışından bahsedilmemiş ise. Bakın burada iki noktadan giriş, bir noktadan çıkış var. Kütlenin korunumu devreye girmiş. M giren eksi M çıkan eşittir sıfır olacak. Sürekli akışlı sistemlerle çalışıyoruz. Ama burada M1, M2 girişi var. Burada M3 çıkışı var. O zaman bu ikisinin toplamı tabii ki kütlenin korunumu gereği M3'e eşit olacak. Sorularda kütlenin korunumu ve enerjinin korunumunu açık sistem için yazacağız dedik. Burada karşımıza çıktı. Kütlenin korunumunu yazmak durumundayız. Enerjinin korunumunu da giren eksi çıkan eşittir sıfır cinsinden yazacağız. İki noktadan giriş var, iki noktadan akışkan girişi var, kütle girişi var, bunları yazdık. Bir noktadan çıkış var, onu da bu şekilde yazdık. Enerji dengesi eşitliğine arkadaşlar bu sonuca vardık. Watt biriminde bu sonucu yazabiliriz. Bunları çalıştık işte, bunları entalpi cinsinden aşağıdaki gibi yazabiliriz. Yatay karışım odası, bak bu yatay, dikey değil. Yatay karışım odasında Z1 eşittir, Z2 eşittir, Z3 pot farkı yok. Bunlar birbirine eşit yatay karışım odasında. Yine yatay karışım odasında bu birleşim noktası ile çıkış noktasının çapları birbirinden farklı değilse, çok yakınsa hızlar birbirine eşittir. O zaman yukarıdaki eşitliği şu şekle indirebiliyoruz. Şu hızlara eşit değilse onu değerlendireceğiz soruda ama genel yaklaşım olarak eşit alalım. O zaman sadece entalpiler cinsinden, kütlesel debiler cinsinden enerjinin korunumu denklemini yazabiliriz. Bunu biraz daha toparlarsak arkadaşlar, M3'e ne dedik? M1 artı M2. Daha bak, yukarıdaki M3'ü yerine bunu yazıp tekrar bir düzenleme yapabiliriz. Yaptığımızda ve düzenlediğimizde M1, H1 eksi H3 oldu burası. Burası da M2, H3 eksi H2 oldu bak. Hani düzenleme yaptık. Sonuçta M3 yerine M1, M2'yi yerleştirdik. Buradan M2'yi çekebiliriz. O da M1 çarpı entalpilerin oranı, farkların oranı oluyor. Şu kısmı da bazı sorularda kullanacağız. Bize lazım olacak. Entalpi 1, 2, 3 bu sıcaklıklarda seçiliyor. Sıkıştırmış sıvı bölgesi için. Ha bak, biraz önceki soruda da en aklıma takılmıştı. Doymuş sıvı değil de sıkıştırmış sıvıda çalışıyorsak direkt sıcaklıklardan o entalpileri alabiliriz. Sıkıştırmış sıvı için, düşük sıcaklıklar için. Bu kapsamda bu karışım odası için bu sıcaklıklarda entalpileri seçebilirsin. Evet, önemli bir eleman ısı değiştiricileri. Arkadaşlar ısı transferinde de ısı değiştiricileri ayrıca ele alınır. Ayrıca ısı değiştiricileri dersi de var. Seçmeli ders olarak. Yani önemli bir konu. Biz kısaca ele alalım. İki akışkanın karışmadan aralarında ısı alışverişini gerçekleştirmesi. Bunlar bak farklı akışkanlar da olabilir. Biraz önceki kısımda burada karışım odalarında aynı akışkan olacak dedik ama burada farklı akışkanlar da olabilir. Karışmadan aralarında ısı transferini gerçekleştiriyor. Bu açıklamadan sonra örnekle bunu güzelce anlatmaya çalışmışım. Örneğin buharlaştırıcı arkadaşlar. Bir buharlaştırıcı bir ısı değiştiricidir. Buzdolapların içinde de var buharlaştırıcı sonuçta. Isıtmada da soğutmada da kullanılır. Buharlaştırıcı bir ısı değiştirici. Ve şöyle modelleyelim. Şeklini şöyle alalım. Güzelce dışı yalıtılmış olsun. Ama içeride durum değişik. Bak, şuradan R410 giriyor. Buradan hava giriyor. Sonuçta birbirine karışmıyorlar. Ama hangisi sıcaksa, okun yönü bak şu şekilde. O zaman şu yukarıdaki sıcaksa bu sıcaktan bu soğuya termodinamik ikinci yasası gereği ısı geçişi oluyor. Ve soğuk akışkanı sıcak akışkanla bir miktar ısıtıyoruz. Bakın böyle ters akışlı olabilir, paralel akışlı olabilir. Onu ısı transferi dersinde ayrıntılı işleyeceksiniz. Biz buradaki örnekte şöyle alalım. Önce soğutucu akışkanla başlayalım. Bu R410 olsun. Şu basınçta giriyor, şu kuruluk derecesinde giriyor, şu hacimsel debide giriyor. Litre ve saniye olarak vermiş. Tamam. Çıkış 218.4 kilopascal basınç değişiyor.
pardon eşit. Onu biraz sonra ayrıntılı söyleyeceğim. Bu eşit. Ama aşırı ısıtma varmış burada. Bak. Burada iki tane nokta söyleyeceğim. Kafam karışmadan söyleyeyim. Bir. Sorularda arkadaşlar özellikle aşırı ısıtma diye bir ifadeyle karşılaşabilirsiniz. Artı 15 derece aşırı ısıtma var diyor. Bu nedir? Şimdi soruyu çözerken bakalım. Superheated aşırı ısıtma artı 15 derecelik bir aşırı ısıtmayla çıkıyor. İkinci önemli nokta arkadaşlar ısı değiştiricilerinde aksi söylenmedikçe basınçları aynı alacağız. Hani buradaki giriş basıncı verilmiş çıkış verilmemişse aynı alacağız. Aksi söylenmedikçe bakın burada akışkanlar mekaniği gereği içeride bir miktar basınç düşüğü olur. Ama termodinamikte almıyoruz onu göz önüne. Giriş ve çıkış basınçlarını ısı değiştiricilerinde eşit alacağız. Tamam. Bu iki nokta aşırı ısıtmadan biraz sonra bahsedeceğiz. Diğer taraf hava girişi kütlesel debisi verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş. Tamam. Bu çerçevede delta 4.3'ü bulacağız. Ha, şu havanın çıkışıyla girişi arasındaki sıcaklık farkını bulacağız. Q'yu bulacağız. Arkadaşlar hangisi sıcaksa artık sonra da bakacağız. Sıcaktan soğuğa doğru bir ısı transferi olur. Bu Q 3-4 de olabilir, 1-2 de olabilir. Yani şu 3-4'den 1-2'ye doğru veya 1-2'den 3-4'e doğru olabilir. Bu şekilde gösterebilir indisler veya sadece Q olarak gösterebiliriz. Bu Q'yu bulacağız. Bunların zaten üçü birbirine eşit olacak. Evet, kütlenin korunumuyla başlayalım. Arkadaşlar bakın, ısı değiştiricinin kontrol üzerine delen elemanlar ne? Burada 1, 2, 3, 4 tane eleman deliyor. Hatta 1, 2, R 410 iken 3, 4 hava. Ona göre bu kontrol yüzeyini delen elemanları göz önüne alarak kütlenin korunumunu yapacağız. M'ye giren eksi M'ye çıkan sürekli akışta sıfır olacak. Bunların toplamlarını ele alacağız. R 410 için buna MR dersek arkadaşlar soğutucu akışkana M1, M2'ye eşit olacak. Bakalım. Sonuç olarak şuradan giriyor, buradan çıkıyor. Boru çapı değişmiyor. M1 eşittir M2. Hava için MH diyelim. O da 3 ile 4'e eşit olacak. Kütlenin korunumunu bu şekilde yazmış olalım. Ama daha sonra, şimdi bir daha söyleyeyim. Burada M1, burada M2, burada M3, burada M4 var. Bunların toplamının çıkarımını da göz önüne alacağız. Enerjinin korunumu. E'ye giren ekseye çıkan delta E sistem burası sıfır. Bakın burada 4 noktada kütle giriş çıkışları var. İyi yalıtılmış sistem. Onun için sistem sınırından kontrol yüzeyinden ısı giriş çıkışı yok. Sadece E kütleler cinsinden birinci yasayı yazdık. Arkadaşlar kütleleri hem hava var hem soğutucu akışkan var. Ona göre modellersek MR H1 eksi E2 burası oluyor. Zaten birine 1-2, birine 3-4 dedik. Burası da MH H3 eksi E4 oluyor. Yani şu içine gerekli eşitleri yazıp gerekli düzenleme yapınca şu sonuca ulaşıyoruz. Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal. Yukarıdaki eşitliği istersek böyle de yazabiliriz. Sonuç olarak kütlesel debi çarpı entalpi farkı kütlesel debi çarpı entalpi farkına eşit ama biri 1-2, biri 3-4. Yani bu soğutucu akışkan bu hava. Şu son eşitlik bizim için önemli. Enerji dengesinden elde ettik. Bunu kullanacağız. Bir girişi P1 basıncı belli, X1 kuruluk değerisi belli. Islak var bölgesinde çalışıyoruz. Burada hızlı geçelim. HF ile HFG'yi tablodan okursun. Doyma sıcaklığını belirlersin. X1 verildiği için HF ile HFG ile belli olduğu için H1'i girişin entalpisini buluruz. Tamam. Çıkışa bakalım. Basınçlar değişmiyor dedik bak. P2 eşittir P1. Artı 15 derece aşırı ısıtma. Ne demek bu? Aşırı ısıtma kolay esasında. Hani yeni bir şey değil. Aşırı ısıtmanın karşılığı termodinamikte T2 sıcaklığı T doyma artı aşırı ısıtmaya ait sıcaklık değeridir. Şunu bileceksin sadece. Aşırı ısıtma bu demek. Demek ki bu basınca ait doyma sıcaklığını alacaksın. Onu aşırı ısıtmaya ait sıcaklık değeriyle toplayacaksın. T doyma arkadaşlar eksi 35 ise
T2 yani çıkış sıcaklığını -35'e aşırı ısıtmaya ekleyeceksin demiş. Eklediğimizde +15'i -20 oluyor. Buradan entalpiyi de kızgın buhar tablosundan 278.12 kilojoule per kilogram entalpolasyonla hesaplamışız. Evet. Şimdi şuradaki entalpileri halledeceğiz dedik. Arkadaşlar 1 ve 2 için H2 ve H1 için halletmiş olduk. Bu soğutucu akışkana ait entalpiler H1 ve H2. O zaman soğutucu akışkanın kütlesel debisini de halledelim. Evet, şu iki çıkışı için VF ve pardon bir girişi için altında birincisi var. V1 F ile V1 FG'yi tablodan okuruz. Tamam. X1 belli. Onun için buradan özgül hacmi hesaplamışız. Arkadaşlar neden böyle yapmışız? V1 verilmiş soruda. Giriş bilgisi verildiği için giriş özgül hacmini hesapladık. Veya tablodan okuduğumuz değerlerle hesapladık. Sonuçta kütlesel debi, hacimsel debi bölü özgül hacme eşittir. Şu bize verilmiş litre olarak tabii 2.65'i 1000'e böleceğiz metreküp bölü saniye için. Yanda onu açıklamışım ayrıntılı bakarsınız. 2.65'i 1000'e böldüğünde metreküp bölü saniye elde edeceğiz. Şu değer 0.026 şurada elde edildi. O zaman soğutucu akışkanın kütlesel debisi 0.102 kilogram bölü saniye. Tamam. Soğutucu akışkan kısmını hallettik. Havaya gelelim. Evet, havanın kütlesel debisi belli. Arkadaşlar, 4 çıkışı, 3 girişi için bu bilgi, 4 çıkışı için havada, 4 çıkışı için de havada delta T 3-4 bizden isteniyor. Başka bir bilgi yok. Arkadaşlar, 300 Kelvin'de havanın CP'sini 1.005 kilojoule kilogram Kelvin olarak alıyoruz. Hiçbir bilgi yok hava için arkadaşlar. Biz entalpi farkını bak, entalpi gördüğün an CP'ye gideceksin demiştik. Entalpi farkı çerçevesinde CP'ye gidebiliriz. CP'yi biz sıcaklıkların ortalamasında hesaplıyorduk. Ama hiçbir bilgi yoksa 300 Kelvin'deki CP'yi alabilirsin. Çünkü burada havayla çalıştığımızda bu sıcaklığa bağlı olarak fazla bir CP değişimi olmuyor. Bunlar hep mühendislik yaklaşımı. Şimdi hava için şöyle yapalım. Yukarıda bulmuştuk ya MH H3-H4 bu hava içinde. Hava için elimizde sadece MH bilgisi var. H3-H4 bilgisi yok. Ama biz biliyoruz ki H3-H4 yani entalpi gördüğün an CP'ye gideceksin. Bu H3-H4 yerine CP çarpı delta T'yi yazabiliyoruz 3-4 için. CP burada CP'yi de 300 Kelvin'de hallettik. Karşı taraftakilerin hepsinin sayısal bilgisi var. Sadece delta T belli değil 3-4. Bak böyle bir yaklaşımla delta T'yi 29 derece bulduk. Şuraya 1.005'i yerleştirdik 300 Kelvin'de çünkü hiçbir sıcaklığı bilmiyoruz. Hatta bu soruda zaten sıcaklık farkı bizden isteniyor. Bunu 300 Kelvin'de alabiliriz dedik hava için. Hemen ben soruyu hatırlayayım arkadaşlar. Delta T'yi bulduk. Q'lar isteniyor tamam. Soruyu da hatırladım. O zaman R410 için enerji dengesi yazmışım. Çünkü R410 için elimizde yeterli bilgi var. Arkadaşlar bakın Q'yu bulacağız. Biraz sonra ayrıntısını söyleyeceğim zaten. R410 için bunu yazdığımızda bu sistemde bir girişi var, iki çıkışı var. Sonuçta diğerinden buraya ısı transferi var. Q gire. Şu Q gireni bulduğumuz an Q'yu buluyoruz zaten. Ve R410 için elimizde yeterli bilgi var. Sadece bunun için enerji dengesini yazarsak tekrar akışkan kütleyle enerji girişi var. Onu direkt ML çarpı P1 olarak yazabiliriz. Q giren var. Bak yukarıda. Ve kütleyle enerji çıkışı için ML çarpı H2 yazabiliriz. Burası sıfır. Yani ML H1 eksi ML H2 artı Q giren eşittir sıfır yazacağız. Bu sistem için. Buradan Q gireni tek başına bırakırsak akışkanın
yani daha doğrusu soğutucu akışkanın kütlesel debisi HK-1 cinsinden yazabiliyoruz. Hepsinin sayısal değeri var. QGR'de elde ettik var. 21.86 kilovat. Soru burada bitti ama ben ispatı için şunu yazmışım. Hava içinde enerji dengesini yazıp bu sefer bak havadan soğutucu akışkana enerji gidecek. Bu sefer burada Q çıkan oluyor. Hava içinde enerji dengesini bu şekilde yazabilirsin. Ve kullanacağın eşitlik yukarıdakine benzer şekilde böyle olacak. Ama havada çalışıyorsak biz entalpi yerine Cp karşılığında yazabiliyoruz. Yani Q çıkan buna eşit olacak, şunun aynı değerde olacak. Buradan aldığı enerji burada kullanıyor. Enerjinin korunumu var. 21.86'yı burada kullanacak. Eşittir buna 21.86 deyip buradaki bazı bilinmeyenleri de bulabilirsin. Evet, bu soruda arkadaşlar biz MH belli, CP'yi 1.005 alalım dedik. T3 eşit T4'ü de 29 bulduk bu soruda. Hani ben burada ispatını yapacağım dedim ya, bu da 21.86 çıkıyor. 21.86 zaten aynı çıkmak zorunda. Yani ikisinin birini kullanarak istenen Q'yu buluyoruz. Havadan çıkan ısının tamamı R410'a girmiştir. Isı değiştiricilerin amacı bu zaten, tamam. Ben buradaki ne bak açıklamışım. CP oda sıcaklığı olan 300 Kelvin'de seçildi. Delta T 29 derece veya 29 Kelvin değerinde sıcaklık artışı için ortalama sıcaklıkta 300 Kelvin civarında olacaktır demişim yani. Ek bilgi vermişiz. Arkadaşlar, boru ve kanallarda akış kısmını da termodinamik eleman olarak sürekli akış elemanı olarak alacağız. Boru ve kanallardan söz ettik dersin başında. Boru genelde içinden sıvı geçer demişim. Belli bir çapı var. Kanal genelde içinden gaz geçer. Bir hidrolik çapı var. Kanallarda akışkanlar mekaniğinden biliyorsunuz. Bu çerçevede boru ve kanallar için termodinamik eleman olarak neler yapabiliriz, nasıl bir yaklaşım yapabiliriz kısmını örnekle anlatacağım. Bu örnek de güzel bir örnek. Bunu kısa sınavların birinde sormuştum galiba. Saç kurutma makinesini kanal olarak ele alacağız. Bunu bir inceleyelim. Arkadaşlar, saç kurutma makinesinin içinde elektrikli ısıtıcı var, bir de fan var. Bak, fan 100 watt gücünde, elektrik işi girişi de 1100 watt gücünde olsun. Sonuçta elektrikli ısıtıcı bu 1100 wattı çerçevesinde ısınıyor ve ısı enerjisini içinden geçen havaya aktarıyor. Bu fan da çıkış hızını arttırıyor. Hava girsin, atmosfer basıncı 100 kilopaskalda ve 22 derece oda sıcaklığında hava girsin. Evimizde kullandığımız saç kurutma makinesi. Çıkışta tabii ki hava ısınca 48 dereceye gelmiş. Tamam. Ve çıkış hızını bulacağız. A2 kesit alanı 62 cm² olarak verilmiş. V1 hacimsel debisini bulacağız. M kütlesel debisini bulacağız. Tamam. Bir boru içi veya kanal içi akış bu. Kütlenin korunumu, arkadaşlar aklımdayken söyleyeyim, bakın hani bu kontrol üzerine gelen burada iş girişleri var. Bak. Hani genelde olmaz demiştik ama bu saç kurutma makinesinde olmak zorunda. Kütlenin korunumu M giren eksi M çıkan eşittir 0. M1 eşittir M2. Bir giriş bir çıkış var, tamam. Yani kilogram olarak da eşit, kilogram bölü saniye olarak da eşit. Ama metreküp bölü saniye olarak eşit değil. Sıkıştırabilir akışkan hava ile çalışıyoruz. Enerjinin korunumu giren eksiye çıkan eşittir 0. Burada girenler ne? Kütle ile enerji girişi var. Fan var, elektrik işi var, fan işi var. Tamam. Çıkış sadece kütle ile enerji çıkışı var. Bütün bu bilgileri toparlarsak şu aşağıdaki eşitliği yazabiliriz. Kabuller, Q çıkanı 0 alalım. Biraz ısınır ve çevreye ısı verir bu eleman ama Q çıkanı 0 alalım. Kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini 0 alalım. Şuraya hızlı geçelim artık. Bunları çok çalıştık. Hava R'si belli tablodan. T1 verilmiş. Çıkış olarak T2 verilmiş. T2 eşittir P1. Bak kanallarda da arkadaşlar nasıl ısı değiştiricilerinde P1 eşittir P2. Burada da öyle. İçeride akışkanlar mekanizmasından bir miktar basınç düşümü oluyor. Biz bunu biliyoruz ama bu saç kurutma makinesinin boru kısmı küçük bir eleman. P1 eşittir P2 alınır.
Tamam. E kütle girişi, E kütle çıkışı burada yazmış. Bunları güzelce çalıştık. İçerideki ihmaller çerçevesinde M çarpı H'ye dönüştürüyoruz biz bunları. V fan artı V elektrik sayısı olarak verilmiş zaten. İkisinin toplamı 1.2 kW. Tamam. Buraya taşırsak elimizde arkadaşlar 1.2 kW'ı buraya taşıdık. MH1 ve MH2 burada yer aldı enerjinin korunumu denkleminde. Yani 1.2 eşittir M çarpı H2 eksi 1. Burada M'yi tek başına bırakırsan 1.2 kW bölü H2 eksi 1 olarak da yazabiliriz. Bu bizden M kütlesel debi isteniyor çünkü. H2 eksi 1 için arkadaşlar CP ortalama T2 eksi T1 yaklaşımını yapabiliriz. Biz buna ortalama özgül ısılar ya da oda sıcaklığında özgül ısılar yaklaşımı diyoruz. Sınavlarda karşınıza çıkar. 22 ile 48 belli. Bunları ikiye toplayıp ikiye böldüğümüzde ortalama sıcaklık belli. Tablo A2'den biz CP'yi 1.0055 alırız. Bakın daha önceki soruda da söyledik. Hani hava için hiç böyle uğraşmadan 300 Kelvin'de de alabilirsin dedik. Birbirine çok yakın çıkıyor. Buraya da yazdık zaten 300 Kelvin'de 1.005. Tamam. H'yi gördüğünden aklına CP gelecek. CP'nin sayısal değerini yazdık. Sıcaklık farkı belli. H2 eksi 1 26.13 kilogram. H2 eksi 1 için değişken özgül ısılar yaklaşımını da yapmışım ben. Hani tablo varsa tabloya git demiştik. Tablo A17'den bu iki sıcaklık için H1, H2 var. Bunları alırsak buradaki fark 25 çıkıyor. Burada 26 tane. Çok fark etmedi ama sonuçta dediğim gibi tablo varsa oraya git. Burası 26, burası 25. Biz mühendisler için fazla fark etmez. Tamam, uzatmadan arkadaşlar buradan kütlesel debi hesaplanıyor. Hacimsel debi ne? Kütlesel debi çarpı özgül hacim. V1'i sorduğu için bunu V1 özgül hacmiyle çarpacağız. V1 özgül hacmini de biz P eşittir MRT'den veya P küçük ve eşittir RT'den hesaplarız. Bunları da çalıştık. Oradan da hacimsel debi bulunur. Bak burada yine özet geçmişiz. Kütlesel debi hiçbir zaman değişmez. Bir giriş bir çıkış için böyle. Ama hacimsel debi değişir. Örneğin burada kütlesel debi rho v a olarak yazabiliyorsak istersek buraya 1 bölü v olarak yazabiliriz demiştik. Buradan V2'yi bulmuşuz. Özgül hacmi. Özgül hacim 2 büyük V1 olmuş. Bu çerçevede yani şuraya dedik ya V1 eşittir V2. Bu çerçevede bunu da göstermiş olduk. Çıkış hızını bizden soruyor. Şu kütlesel debi içinde çıkış hızı V2'yi diğerleri zaten hesapladık veya biliyoruz. Bulabiliriz. Burada hızlı geçiyorum çok çalıştığımız için. Bak ha ben burada ispat yapmıştım bir yerde onu hatırlayayım diyordum. Yapmışım arkadaşlar. V2 kare bölü 2 ele aldığımızda hani biz kinetik enerji ihmal ettik ya. Bakın ihmal etmesen hani V2 kare bölü 2 0.023 kilojül çıkıyor. V1'i de 0 alırsak hani şu çok küçük değer. Hani onu denkleme kat katma sonucu çok etkilemiyor. Burada da ispatlamışım ben onu. Evet çok konuştuk. Kağıtta sıra geldi. Arkadaşlar güzelce ben anlatmaya çalıştım. Bugün açık sistemleri arada önemli bilgileri verdik. Dediğim gibi arada hatalı bir şeyler varsa onlara dikkat edersiniz. Yazılım hataları olabiliyor. Ama elimden geldiği kadar güzelce anlatmaya çalıştım. Şimdi artık kağıt testini yapalım ki hem de yoklama alalım hem de anlattıklarımızı şöyle bir kısaca tekrar etmiş olalım. Evet, ben açmaya çalışayım kartı. Evet, pin geldi.
Evet, başlatacağım ben. 74 kişi girdi kalka. Evet arkadaşlar, açık sistemlere giriş yaptık bugün. Tabii debilerden söz etmeden olmaz dedik. Kütlesel debi, lazımsal debiden söz ettik. Kütlesel debi M eşittir Rho çarpı V yazmıştık. Yani kütlesel debi bölü lazımsal debi yoğunluğa eşit olacak. Kütlesel debi bölü lazımsal debi yoğunluğa eşittir. 36 kişi buna dikkat etmiş. Yoğunluk olarak alacağız. Devam edelim. Arkadaşlar bu açık sistemlerde sürekli akışla çalıştık şu ana kadar. Bu kaot bitince süreksiz akışlara da bakacağız. Sürekli akış söz konusu ise enerji denkleminde olsun, kütlenin korunumunda olsun sağ taraftaki DE sistem bölü DT'yi sıfır alıyoruz. Kütlenin korunumunda da DM bölü DT'yi sıfır alıyoruz. Yani sürekli akışta şu 38 kişilik 38 kişinin doğru olarak söylediği DE sistem bölü DT sıfır olacak sürekli akışta. Soruları ona göre çözdük. Hep sıfır aldık. Soru 3. Arkadaşlar sürekli sistem düzeninde 46 arkadaşa teşekkür. Giriş debisiyle çıkış debisi birbirine eşit olacak. Portun başından söz etmiştik zaten sürekli sistem düzenidir diye. Lülelerden bahsederken. Ama rigid tank olmaz. Sonuçta bu rigid tank biliyorsunuz kapalı sistem. Kütle giriş çıkışı yok. Şişirilen balon olmaz. Balona bir noktadan giriş var. Ama başka bir noktadan çıkış yok. Aynı patlayan otomobil lastiğinde olduğu gibi sürekli sistemde girenlerin toplamı çıkanların toplamına eşit olacak kütlesel debi açısından. Onun için hortum başı sürekli sistem düzenidir.
Evet, 54 arkadaşa teşekkürler. Arkadaşlar, kompresör kelimesini gördüğümüzde aklımıza sıkıştırma işlemi gelecek. Yani basıncı arttırıyoruz biz. Çıkış basıncını, burada tabii ki P2 çıkış basıncı. Çıkış basıncını arttırıyoruz ki kompresörün amacı o. P2 eşit, P2 büyük, P1 en doğru cevap. Yani bu sorunun doğru cevabı. Beşinci sorumuz. Arkadaşlar, burada herkesten doğru cevap beklerdim esasında. Hangisi yanlıştır? Kısılma manalarında H1 eşittir H2 aldık her zaman. Hani ısı transferi yoksa dedik. H1 eşittir H2. Kısılma manasında yanlış olan bu. Ötekiler doğru. Hani kısılma manasında giriş çıkış hızları eşit. Q'yu hani aksi söylemedikçe sıfır alacağız. Kinetik enerjiyi ihmal edebiliyoruz. Kısılma manasında ben H1 eşittir H2'yi hatırlamanız açısından bunu söyleyebilirim. Altıncı sorumuz. Arkadaşlar, burada da yani ben arkadaşlar büyük oranda doğru cevap verir diye bekledim ama olmadı. Kanal dedik. Kanalın içinden genelde gaz geçiyor arkadaşlar. Sıvılar boru içinden aktarılıyor. Nedeni sıvılar genellikle yüksek basınca sahip olduğu için arkadaşlar borunun kesiti dairesel, yani her noktada çap olarak eşit bir dağılım var. O zaman o basınç boruyu fazla etkilemiyor. Ama gazlarda basınç düşük. Onları biz kanal içinden gönderebiliyoruz. Doğru cevap gaz. Burada sıvı kesinlikle yanlış. Kanalın içinden genelde gaz geçer. Son soru. Tamam, yani bu sefer beni şaşırtmadınız. İki soruda gerçekten şaşırdım. Böyle yüksek doğru bekliyordum. Rho eşittir P bölü RT. İdeal gazlar için bunu söyleyebiliriz. Evet. Kaosu bitirmiş olduk. Doğru ve en hızlı cevap veren arkadaşların da bir görelim. Evet. K testimizi yaptık. Bir kısa bilgi daha var. Onu da arkadaşlar konuşalım. Zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumuna bakalım. Yani biz sürekli akışı aldık ama süreksiz akışlar, zamanla değişen açık sistemler için ne tür bir yaklaşım yapabiliriz? Bu da bizim için önemli. Ona güzelce bakalım. Bir kere sürekli akışta delta sistemi sıfır aldık. Bak, kararlı akış kal sorusunda da vardı. Süreksiz akışta delta sistem sıfırdan farklı. Kararsız akış. Örnek, bir akışkanın basınçlı kaptan boşaltılması, balonun şişirilmesi. Yine kal sorularında vardı. Balonun şişirilmesi, bir lastiğin patlaması, süreksiz akış. Örneğin kütlesel olarak sisteme M giren var, M çıkan var ise
M1'den M2'ye bir değişim var ise arkadaşlar, yani bu giren çıkana eşit değil ise bunu biz kararsız akış olarak ele alıyoruz. Bir daha söyleyeyim. M giren kütlesi var, M çıkan kütlesi var. Bunlar sınırdaki kontrol yüzeyindeki giriş çıkışlar. Bak bir daha güzel söyleyeyim, güzelce anlaşılsın. Kontrol yüzeyi burası, burası kontrol yüzeyi. Kontrol yüzeyine giren, kontrol yüzeyinden çıkan kütleler var kilogram biriminde. Ama sistem içindeki M1 kütlesi M2 kütlesine geliyorsa, yani içerideki kütle de değişiyorsa, o zaman kararsız akış olarak biz bu sistemi ayrıca inceleriz. Nasıl inceleriz ona şimdi bakacağız. Kütlenin korunumu. Bir kere kütlenin korunumu kontrol yüzeyi için geçerli. Bak kontrol yüzeyi. M giren eksi M çıkan delta M kontrol hacmi. Kontrol yüzeyi için şu ikisi geçerli. Kontrol hacmi için burası geçerli. Biz burayı sıfır alıyorduk sürekli akışta. Ama işte burada alamayacağız. Onu demek istiyorum. M giren eksi M çıkan bu yukarıdaki örnek şekilde M giren eksi M çıkan olarak yazılıyorsa diğer karşı taraf sıfır değil, M2 eksi M1 değişimi. Bu giren kütle ve çıkan kütlenin farkı sistemdeki kütlenin değişimine eşitse süreksiz akış olarak biz bunu bu şekilde ele alacağız. Şuraya sıfır alamıyoruz o zaman. Örnekle yapacağız şimdi. Hayır, daha güzel yazmışım bak. M giren eksi M çıkan kontrol üzerindeki olay, kontrol hacmindeki olay ise M2 eksi M1. Enerjinin korunumu açısından da benzer şey arkadaşlar. Bu sefer delta'ya kontrol hacmini sıfır alamayacağız. Giren eksi çıkan ne? İşte sistem sınırından giren çıkan ısı, iş, kütle. Ama şurası tamam, buraya geçmişte çalışacak. Ama delta'ya kontrol hacminde bu sefer M2, E2 eksi M1, E1'i yazmak zorundayız. Kütleler değişiyorsa. Küçük E1'ler sonuçta bu sistemin veya kontrol hacminin enerjisini gösteriyor. Aşağıda var. Küçük E'yi biz yine geçmişte çalıştık. U artı kinetik enerji artı potansiyel enerji. Yani iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına küçük E dersek bu kütleler çerçevesinde kontrol hacmindeki enerji değişimini ifade edebiliriz. Evet. Şu iki eşitliği kullanacağız. Bu böyle basitçe gösterdik. Tabii daha karmaşık sistemler var arkadaşlar. Diferansiyel formda da incelenen sistemler var. Oraya girmiyoruz. Basitçe M1 ve M2 cinsinden ele alalım dedik. Kontrol hacmini daha zoruna girmeyeceğiz. Bu çerçevede karşımıza nasıl soru çıkabilir? Bu soruyla dersimizi bitireceğiz. Bunu güzelce adım adım yapalım. 0.045 metreküp hacmindeki rigid bir tank. Bak yine tankı ele aldık. Kapalı sistem gibi düşünebilirsin ama şimdi farkını göreceğiz. Rigid bir tank başlangıçta 0.8 megapascal basınçta ve %100 kalitede kuruluk derecesinde soğutucu akışkan R134A içeriyor. Ama tank 1.2 megapascal basınç ve 40 derece sıcaklıkta R134A taşıyan bir besleme hattına vana ile bağlı. Bak, bu tank tamam içerideki bilgi verilmiş ama şuradaki boruya da hatta da bağlı. Ve şuradaki vana açılınca içeriye giriş olabilecek. Bu kapsamda vana açılıyor ve soğutucunun tanka girmesine izin veriliyor. Arkadaşlar bak bu 0.8 megapascal, bu 1.2 megapascal içeriye giriş olur. Yani hangi basınç yüksekse oradan yerine giriş olur. Tankın 1.2 megapascal basınçta doymuş sıvı içerdiği görüldüğü, görüldüğü anda vana kapatılıyor. Tamam, bunu şöyle anlatalım. Tankın 1.2 megapascal basınçta, yani şu basınç değişmiyor ama içeriye girerken biz doymuş sıvıya dönüştüğü an buradaki durum vanayı kapatıyoruz. Tamam. Tanka giren soğutucu akışkanın kütlesini ve ısı transferini bulacağız. Tamam. Buradan arkadaşlar Q'nun yönü dışarı olur, içeri olur. Hani başlangıçta ben böyle göstermişim. Şu anda kesin konuşamam ama bir yön gösteririz. Sonuçta artı eksi çıkışa göre bu yön doğrudur, yanlıştır diyebiliriz. Bakın süreksiz bir akış. Buradan bir giriş var. Tek giriş var, o kadar. R134A'ya bakalım. Tank için arkadaşlar hal 1.
basınç verilmiş, kuruluk derecesi verilmiş. Zaten x1 eşittir %100 ise doymuş buhar. O zaman bu basınca göre doymuş buhar, doymuş buhar, doymuş sıvı tablosu veya ıslak buhar tablosundan V1'i V1G alıyoruz. Neden? Doymuş buhar. U1'i de U1G alıyoruz. Tamam. Tablo A12'den bunları okuruz. Sayısal değerleri burada var. T1 sıcaklığı da yine T doymaya eşit. Çünkü doymuş buhar noktasında çalışıyoruz. 31.31 derece santigrat. Hal 1 için, tank için konuşuyoruz. Bilgiler bu şekilde. Tank için yine konuşalım. Hal 2 için. Arkadaşlar 0.8 megapaskal 1.2 megapaskala dönüşecek. Sonuçta şu basınç içeriye akışkanı gönderiyor ve içerisinin basıncı 1.2'ye kadar gelecek sonuçta. Ancak buna kadar gelebilir. P2 1.2 megapaskal ve doymuş sıvı noktası. Ne dedik? Doymuş sıvı oluncaya kadar içeriye giriş sağlanıyor. Tablo A12'den bakın, burası doymuş sıvı ise şu basınçta bu sefer F'li değerleri okuyacağız. Ama T2 yine doyma sıcaklığı olacak 46.29 derece santigrat bu basınç için. Biri doymuş buhar noktası, biri doymuş sıvı noktası, basınçlar farklı. Ona göre okumalarımızı yaptık. Bu okuma işlerini geçmişte çalıştık. Tamam, o dursun. Kanal besleme hattına bakalım. Arkadaşlar P'ye giren 1.2 megapaskal, T'ye giren 40 derece. Hemen şekle bakayım. Evet, 40 derece. Bu basınçtaki T doyma 46.29 derece santigrat. Biraz önce yukarıda da yazdık şurada. 40 yani T'ye giren küçük T doyma sıkıştırma sıvı bölgesine düşmüş. Sıkıştırma sıvı bölgesinde isek. Bize H'ye giren lazım ise işte düşük sıcaklık var. Düşük sıcaklıkta bunu direkt HF alabiliriz. Sıkıştırma sıvı bölgesi için. 40 derece için 38.28 almışız. Ama bakın ben hep bunu anlatmaya çalıştım bugün. Şu uzun eşitliğimiz de var. Hani sen bunu hatırlamadın. Zaten şöyle bir genel eşitliğimiz var. Bunu kullanırsan da yanlış değil, daha doğru. H giren HF artı VF P eksi PD olarak yazabiliyoruz demiştik. HF değeri 108.28 olarak zaten okuduk biraz önce. VF değerini yine 1.2 megapaskal için okuyup buraya yazarsın. P değeri 1.2 bunun doyma basıncını tablodan okursun. 1017.1. Arkadaşlar şu işlemi yaptığında 108.44 çıkıyor. Bak çok yakın. Yani hiç bununla uğraşmadan H gireni HF alırsın düşük sıcaklıklarda. Kütlenin korunumuyla devam etmişiz. M giren, M çıkan eşittir delta M kontrol hacmi. Giren var, çıkan yok. Giren tamam ama kontrol hacminde değişim var. Başlangıçtaki kütle M1 ise o M2'ye geldi. O zaman M giren M2 eksi M1 oldu. Güzel. Enerjinin korunumu için yazalım. E giren eksi E çıkan eşittir delta E kontrol hacmi. Bu sıfır değil. Önce bundan başlayalım. Arkadaşlar burada bir enerji değişimi var. Ona ne dedik? M2 çarpı E2 eksi M1 çarpı E1 yazarız. Hani E2 ile E1 kinetik enerji, potansiyel enerji değişimi sıfır ise sadece iç enerji eşit oluyor. O zaman buradaki değişimi biz M2 U2, M1 U1 olarak yazarız. Q çıkan, başlangıçta Q çıkan olsun dedik. Bak aşağıda da anlatmışım ben onu. Buraya Q çıkan olarak yazalım. E giren zaten sadece kütle girişi var bu rigid tanka. Onu da M giren, H giren olarak yazar biliriz. Arkadaşlar, M giren, H giren bu kütle ile enerji girişi. Bu sistem ısı kaybediyorsa Q çıkar ama sistemin içindeki değişim M2 U2 eksi M1 U1 burada iç enerjiler var. M1, M2'yi bulacağız bu sefer. Arkadaşlar V1 hacmi 0.045 metreküp. Ben yine soruya bakacağım. Tamam. Bunun verilmiş olması lazım. Tamam.
Hacim belli. Hacim nedir? Kütle çarpı özgül hacim. Özgül hacim de belli. Yani kütleyi, başlangıçtaki kütleyi 1.755 kilogram olarak buluyoruz. Sabit hacimli tank. Bu özelliği her zaman kullanacağız. Vanayı açtık, sonra kapadık. O zaman V2 eşittir V1. Yine 0.045. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Vana şu anda kapalı. V2 eşittir M2 V2. Arkadaşlar burada V2 değişti tabii ki. Yani kütle de değişecek tabii ki o zaman. İçeriye zaten kütle girişi var. 1.75'ten 50.36'ya çıktık. M giren için M2-M1'di bu. 48.61 kilogramlık içeriye soğutucu akışkan girmiş. O şurada bize lazım zaten. Hani denklemi yukarıda çıkardık. M giren şurada bize lazım. M gireni yerleştirdik. E giren bu. Q çıkan dursun. Şuraları da hallettik biraz önce arkadaşlar. Yine eşitliğimizi hatırlayalım. M2U2-B1U1. O zaman Q çıkanı bulduk. Bak burada eksi çıkmış. Eksi işareti sisteme giriş olacağını gösteriyor demişim. Başlangıçta ben yönü bilmiyordum. Dışarıya kabul ettim. Ama burada eksi çıkınca demek ki Q giren var. Yani bunun altına Q giren eşittir 174.05 yazabiliriz. Arkadaşlar bugün biraz yorulduk ama bu açık sistemleri güzelce anlatmak gerekiyordu ve onu anlatmaya çalıştım. Burada anlattığım bilgiler elinizde yazılı olarak da var ve bu bilgileri bilmeniz yeterli açık sistemler için. Evet, gelelim kısa sınavımıza. Her dersten sonra mutlaka kısa sınav yapıyoruz. Bu soruyu çözmeseniz dahi boş kağıdı bana gönderin. Bu da son yoklama oluyor. Ve burada doğru yapıyorsanız zaten notunuza artı olarak bunlar yansıyacak. Ben biraz sonra Zoom'u kapatacağım. Burada PDF şifresi de var. Ege dersten PDF'i açıp soruyu okuyabilirsiniz.